الصلاة في يوم الغيم وحسن الوضوء في أيام الشتاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberimize aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i el-asab ve dualarını Rıdvanullah Teala aleyhi ve cümleyin cümlemiz bu Müslüman kardeşlerimizden itibar, dar, vakar edenler rahmetullahi aleyhi ve cümleyin hasreten eserinden yakalandığımız Ahmet Ziyad'ın Gülüş Hanevi üstadları, üstadlarımız, müşavirlerimizin, hazırlığımız ve dersin dinler kardeşlerimizin burada civarında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri civarında yatan evliya ulema sülema şöbeden münat bu aziz vatanın bizlere hediye için canlarını bez eden sıkıntıları giyen şüveda ve bu zatın tüm geçmişlerimizin yer var için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim biraz geç geldim, geç kaldım ama iyi oldu. Şimdi arkada namazı kıldık. Ben buraya sizlere faydalı olmak için geliyorum. Değişiklik olsun diye istediler. Yani hocalarımız da anlatıyor da. Fakat uzaktan davulun sesi hoş gelir diyorlar ya. Biz uzaktan geliyoruz. Onun için değişiklik olsun diye. Yani başka hiçbir niyetimiz yok. Sizlere dinimizin hükümlerini el-i sünnet ve cemaat itikadı Hanefi mezhebi üzere. Yani ben Şafii düşmanı değilim. Ama memleketimizin %90'ı Hanefi olduğu için Hanefi mezhebi üzere hükümleri anlatıyorum. Yani İmam Şafii'yi çok severim. Ta Amerika'dan Kahire'de kabri ziyarete geldim. O kadar saygım var ama Ebu Hanife'nin izinden gidiyorum. Bizim milletimiz de 1926'da toptan Karahanlar döneminde Müslüman olduğu zaman bunu seçmiş, Hanefi mezhebini seçmiş, Ehl-i Sünnet itikadını seçmiş, devlet medreselerinde Ehl-i Sünnet itikadının Hanefi mezhebini pratikte, Selçuklular dönemi böyle, Osmanlılar dönemi böyle, Cumhuriyet döneminde de böyle. Mesela padişahlığı yıkılmış, layık getirilmiş ama Mustafa Kemal Paşa meclise yazı yazmış. Kur'an'ın Türkçe tefsirini yapalım diye meclis karar almış. Bu karar üzerine Kur'an'ın Türkçe tefsirini yaptırmak üzere Mehmet Akif Ersoy merhuma teklif etmişler. O kabul etmemiş. Elmalı Hamdi Yazım Hoca kabul etmiş. Ve bunun hak dini, Kur'an dini, yeni meali Türkçe tefsir kitabını devlet bastırmış. Devlet bastırmış. O da Elmalı Hamdi Yazım Hoca da Hanefi'dir. Ehl-i Sünnet itikadında bir alimdir, yedi tuğla sahibi, deha sahibi bir insandır. Biz bu esaslara göre sizlere değişik tarzda yardımcı olmaya, yani kardeşlik görevimizi yapmaya geliyoruz. Şimdi geç geldiğinin faydası, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Yunus Emre Mevlana Hazretleri, bizi biz yapan insanlardır. Bunlara her zaman okuyun, ziyaret edin. Ankara'daysanız buranın kumandanı bu, manevi kumandanı bu. Yarın mahşerde size şefaat edecek. Tabii bedava olmaz. Ziyaret edeceksiniz, sevginiz varsa, gelip okuyorsanız, yoksa hiç ilgin yoksa, niye sen şeysin ki? Evet, bunu mutlaka ziyaret edin de okuyun. İstanbul'un Fatih'e vermişler. Fatih aslında sahabi değil ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine müstahak bir güzel insandır. İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker, kumandan ne güzel askerdir. Bu ne güzel asker, ne güzel kumandan şeyini almış, İstanbul'u fethetmiş. Peygamberimizi çok seven bir insan. Onun manevi, İstanbul manevi imamı o diyorlar. Buradaki Hacı Bayram Veli Hazretleri. Yani böyle bir camide namaz kılmak da evet, kitaplarda yazıyor efendim. Böyle büyük camilerde, güzel camilerde cemaatle namaz kılmak hacc-i mebrur gibidir. Efendimizin hadisi var. Hacc-i mebrur ne demek? Kabul olmuş hac demek. Kabul olmuş helal parayla, kurallarına uyarak hac yaptınız, geldiniz mi? Raca, teyemmü, veledet ve ummu. Anasından doğduğu gülbü gibi insan tertemiz gelir diyor.
aç bu, ben hacime durum. Efendimiz de öyle söylüyor. Böyle camilerde cemaatle namaz kıldınız mı? Farz namaz kıldınız mı? Hacı mebrurdur diyor. Onun gibidir. Öyle sevap alırsınız diyor. Yani bu da işte o camilerden birisidir. Yani doldurun, güzel dolduruyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Daha evvel de söyledim, ilk günde söyledim. Böyle camileri siz doldurduğunuz sürece bu milletin sırtını dünya birleşse yere getiremez. İnşallah. Kesin hadis var mı? Yani bu Cevat Hoca aktarıcı, tebliğ edici, kendinden bir şey söylemiyor. Duyduğunu size naklediyor, gördüğünü size naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Müslümanlar camiyi doldurup da düzgün saflar halinde, namazın kurallarına uygun düzgün saflar halinde, sık saflar halinde. Evet, şimdi oradan gireceğim zaten. Hadisi sonra okuyacağım. Arkadan geldiğim bu faydası oldu. Evet, namaz kıldınız mı? Dünya birleşse, Allah diyor ki, Resulullah diyor ki, azap meleklerini çağırır. Buhari Müslim hadisidir. Çağırır ki, bu adamlar kötülüğe göz yumuyorlar. Kötülükleri önlemiyorlar. Halbuki ümmeti Muhammed olmanın şartı, kuntum hayra ümmetin nukhrijat linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhauna anil münker. Ayet bu. Ümmet-i Muhammed'denim demek istiyorsan, pislik, kötülük gördün mü, önleyeceksin. İyilik oldu mu da emredeceksin. E şimdi biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. İşte böyle, içki içeni durdurmamız lazım. Kumar oynayan durdurmamız lazım. Zina edeni durdurmamız lazım, engel olmamız lazım. Ayet bunu söylüyor. Evet, Lüt kavmi, oğlancılık olduğu için yerin dibine battı. Cebrail Aleyhisselam göndermiş Allah. Bilimsel kaynaklarda gösterildiğine göre bakmış ki 80 bin gece gitmiş gece. 80 bin kişi uykusundan kalkmış, tatlı uykusundan 80 bin kişi hışkıra hışkıra ağlayarak teheccüd namazı kılıyorlar. Teheccüd namazının iki rekatı dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır diyor Peygamberimiz. Yatacaksın, uykunda donanacaksın, kalkacaksın, mecburi değil. Ama bunu mecbur olmadığın halde Allah'a namaz kılacağı iki rekat, teheccüd namazı bu. Peygamberimize farzı, bize değil. İki rekatı dünya ve dünyadakiler kıymetlidir diyor. 80 bin kişi ağlaya ağlaya hışkırı hışkırı namaz, teheccüd kılıyorlarmış. Dönmüş Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi demiş, batır dediğin adamlardan 80 bin kişi gözyaşlarıyla teheccüd kılıyorlar şu saatte. Kabul etmiyorum. Çünkü onlar o pisliğe engel olmadılar. Teheccüdlerini saymıyorum buyurmuş ve batırdı biliyorsunuz. Ben de gittim gördüm. Lüt Gölü şu anda denizden 340 metre aşağıda. Gidip görebilirsiniz. Pis de kokuyor hala da. Şimdi dağın dibinde. Ağaç yok. Çölde ağaç olur mu? Ağaç olmayan yerde ne olur yağmur yağdığı zaman? Topraklar girer, çukuru doldurur değil mi? Mucize! Ağaç yok! Verde çöl yağmuru, kuş yavrusu gibi dökülüyor böyle, iri iri taneli. Buna rağmen göl dolmuyor. İbret-i alem için kıyamete kadar böyle yapanların akıbeti budur diye gidip görebilirsiniz. Evet, kötülüklere engel olmadık mı? Evet, bizim ibadetlerimizi Allah kabul etmiyor. Evet, böyle. Markamız bu. Bizim markamız bu, Ümmet-i Muhammed'in markası. İyiliği emreder, kötülüğü engel olur. İşte engel olmadığımız için azap verecek Allah. Buhari hadisi efendim. Görevli melekleri çağırır diyor Allah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste. Fakat diyor, sizi bunun için çağırmıştım ama müminler benim evimi doldurdular. Camiler Allah'ın evidir. Evet. Peygamberimizin ifadesi böyle. Yeryüzünde mescitler Allah'ın evleridir. Allah mekandan münezzehtir. Burada mı oturuyor Allah? Hayır. Değil öyle de ya. Şerefine binaen. Yeryüzünün en şerefli mekanı Kabe'dir. Bu da onun yavrusu. Burası da en şerefli. Yani camilerin hepsi öyle. Evet. Bu camiler yeryüzünün en şerefli yerleri. Doldurdular. Düzgün saflar halinde. Birlikte güzel namaz kıldılar.
Çok memnun oldum, hoşuma gitti. Müminlerin bu halinden azap çektim ama azabı kaldırdım. Belalarını kaldırdım. Buyurur diyor. Şimdi Türkiye'nin çok düşmanı var. Saklamıyorlar zaten. Amerikan başkanı boğazını sıkayım demedi mi? Sıkıysa sık hala. Evet, sıkamaz. Neden? Siz böyle cami doldurduğunuz sürece Avrupa'da bilmezse, Rusya'da biliyorsa, Çin'de biliyorsa bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Allah sizden razı olsun. Camiye geldiniz, böyle güzel iş yaptınız. Her zaman böyle olsun ama. Her zaman. Elhamdülillah yalnız değilsiniz. Cuma günü, Perşembe günü İstanbul'da, Tuzla'da Mehmet Akif Ersoy Camisi var. Çağırdılar, gittim. Dedim, hoca, bayram namazı gibi. Cami bayram namazı gibi dolu. Hoca dedi, derdim mi var? Şeyim var, yok dedi. Ama dedim, bu da güzel cemaat ya dedim. Biz dedi, 5 vakit böyleyiz hocam dedi. Sabah namazında 250 kişi oluyor dedi. Evet, hoca, 250 kişi her sabah namazı. Evet, böyle olduğumuz sürece diyorum, Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa'sı bilirse sırtımızı yere getiremez. Allah'ın Resulü öyle söylüyor. Allah camiyi dolduran müminlerden güzelce böyle saf bağlayıp namaz kılandan çok memnun oluyor. Belaları def ediyor, kaldırıyor diyor. Hadis bu böyle. Onun için beş vakit namazını camide kılın da şimdi gördüğüm aksaklıkları söyleyeceğim. Efendim, yalnız bana kızmak yok. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Gördüğüm şeyleri size aktarıyorum. Şimdi Hacı Bayramı'yı ziyaret edin dedim. Gördüm, dolu şeyin türbeni göründü, güzel. Ama ezan okundu. Ezan okununca camiye gitme lazım arkadaş. İzâni diyeniz salâti, feskâhu ve zikrillâhi. Ezan okundu mu camiye gidin diyorlar ya. Müslüman olmasa ne işin var orada? Yalnız kadınlar değil, erkekler de var. Böyle cahillerde hiç olmaz. Caminin dibinde, ezan okunduğu halde camiye namaza gelmezse bana kızmak yok. Vallahi peygamber lanet okuyor. Aynen böyle. Hadis bu beyefendi, benim sözüm değil, Cevat Hoca öyle dedi, dengemeyin. Ezan okunduğu zaman caminin yanında hiç maalesef uzak olsa yolu uzaktır da işte trafik tıkalıydı. Efendim, yol çamurdu da, yolda çamurdu değil, gündüz. Böyle hiç mazeret yokken ezan okunduğu zaman camiye gitmeyene peygamber lanet ediyor arkadaşlar. Ben de duyuruyorum. Kızmayın bana. Burada ziyarete gelmişim, Müslüman olmasak ne işim var? Ama burada cami değil de yahu. Güzel kardeşim, bu kardeşlerimizi uyarınız. Namaz dinin gereğidir. Dinin gereği olmasa şu duvarlar olmasa bu çatı yıkılır. Namaz olmazsa din binası yıkılır. Namazı kılarsınız bu da muazzam camide namaz. Güzel şeyler kazanıyorsunuz. Ama bilmediği için o öyle geliyor. Biz sizde değil yani. Süleymaniye'de de konuşuyorum ben. Kanuni Sultan Süleyman Ziya'da geliyor. Örtülü. Karısı örtülü. Kendi yanında tepesinde ezan okunuyor. Camiye gelmiyor. Olmaz güzel kardeşim. Etmeyin. Etmeyin. Güzel kardeşlerim. Ezan okundu mu camiye gidin, mazeretiniz yoksa zor hesap verirsiniz. Evet. Mümin imanı olan adam inkar etmedikçe kafir olmaz. Ne kadar büyük günah işlese ehl-i sünnet itikadı öyledir. Camiye gelmemek büyük günah. İnkar etmedikçe mümindir. Kardeşim olduğu için söylüyorum. Yavru olsa bana ne derim ama mümin kardeşim diyemem bana diyemem. Ya orada da böyle camiye gelmiyorlar. Türk'e ziyade geliyor. Kapalı kadın, kocası da yanında, sakallı olan da var. Olmaz da kardeşim. Lanet ediyor peygamberimiz. Siz de lafımız sözünüz geçen kimselere kalbini kırmadan uyarıda bulunacaksınız. Ben de buradan uyarıyorum. Bir, gördüm iki. Evet, güzel namaz kılmak. Güzel namaz kılmak. Şimdi gelirken, yani çocuk gördüm orada kaç tane. Evet, Diyanet genelge çıkarmış, çocukları camiye getirin. İşte Hazreti Ömer, işte çocuk sesi duymak falan filan. İyi, güzel de. Bunun detayını da söyle.
genelgede bunu söylememiş. Mümeyyiz çocuklar getireceksiniz, bir. Sabi çocuklar getirmeyeceksiniz. Efendimizin sözü bu. Cennetu sıbiyanekum ve mecanînekum anil mesâli. Ben aktarıyorum. Sabi çocukları delileri camiye sokmayın diyor Peygamberimiz. Camiden uzak tutun. Bilmez ki cami oturulur. Evet, bunu gördüm. Kabe'nin kenarında yoruldum tavaf ederken oturuyorum. Kabe'ye bakmak da ibadet ya. Kabe'ye bakıyorum. Televizyondan beni tanımış bir hacı geldi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Siz ve aleyküm selam demiyorsunuz. Aleyküm selam diyorsunuz. O da yanlış. Aleyküm selam dediniz mi? Benim selama ihtiyacım yok. Selameti ihtiyacım senin olsun anlamına geliyor. Hasan Baş Çantay hocamızın mealine bakınız, tefsirine bakınız. Ve izâ uyudun bi tahiyyetin tahayyül bi ahsene minhâ evhudduhâ ayetinin dipnotunda kaynakları var. Bunun millet böyle selam ağlar, selam aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Ulan ve aleyküm selam dedi. Ve söyle. Hem bana hem sana bağış. Ve demezsen, benim ihtiyacım yok senin olsun anlamına geliyor, hoca söylüyor, kaynak söylüyor size. Erman Hoca tefsirine de bakabilirsiniz. Bu adet olmuş nasılsa, bazı adetler yanlış olmuş. Ve aleyküm selam. Evet, öyle diyeceksiniz. Şimdi Efendimiz öyle söyledi, ben de ve aleyküm selam dedim. Buraya ne dedi? Beytullah dedim. Ne demek Beytullah? Allah'ın yeri. Allah kocam okuyor dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. İki tane çapacağım ama haçta kavga yok. Allah öyle diyor. Vela cidale, vela füsüge filaç. Haçta kavga yok diyor. Tartışma yok. Allah yasak etmiş. Onun için dövmedim ama hızlım herhalde. Haçça gelmiş. Allah'ım metan olur mu lan? Ben insanım burada kürsüde oturuyorum. Sen de benim karşımda oturuyorsun. Allah mekandan münezzehtir. Şekle sığmaz. Mekana sığmaz ama bilmiyor ya bu. Allah burada mı oturuyor diyor ya. Öyle dayağı hak etmiyor lan bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, burası Allah'ın evi ama burada Allah oturuyor değil ama buraya gelen, evet, önemli olan şey Allah'ı ziyaret etmiş oluyor. Ben sizi ziyaret etsem en azından bir çay verirsiniz, bir şeker verirsiniz değil mi? İnsanın bunu gerektirmiyor. Allah cömertlerin en cömertidir. Cömertliği insanlara o verir. Ekrem'e ekrem indir. Evine gelirseniz sizi boş çevirir mi? Ama kurallara uymazsanız ne olacak peki? Evet, şimdi Efendimiz buyuruyor ki sabi çocukları, delileri mescide sokmayın. Onu söyleyeceğim işte. Çocuk bilmez ki buranın cami olduğunu. Burası yeryüzünün en şerefli yerlerinden birisi. Bu şerefi ne bilsin çocuk deli? Ben oradayken işte geldi bir Türk hacılar grubu. Daha evvel de Arapların böyle bizim gibi güzel manzaralı ormanlık yerleri yok. 28 çocuk yapmış Arap karısı, getirdi, salıverdi. Kırmadı, Kabe-i Muazzama kırmadı, buz gibi tertemiz. Salıverdi, dikkat etmemiş. Çocuk gözümün önünde işedi, Kabe'nin içine. Gözün gördüm işediğini. Arkasından bizim Türk hacı grubu geldi. Ana, zemzem dökülmüş dediler. Çizik ulan seni. Çocuk lan bir şey diyemezsin, çocuk lan çocuk. Üç elinde çocuk. Ya bak dedin, çocukları getirmeyin, sabi çocuk getirmeyin sebebini orada bizzat gördüm. Şimdi burada da sabi değildi bu çocuklar. Mümeyyizdi, tamam da. Ama Efendimiz diyor ki, önde mükellef erkekler. Bu benim sözüm değil. Uydum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin Muhammed Mustafa'nın sözü. Önde mükellef erkekler, namaz farz olmuş erkek Müslümanlar. Ondan sonra mümeyyiz çocuklar arkada. Ondan sonra kadınlar en arkada. Bu kuralı ben koymadım. Peygamber koydu. Ama getirip imamlar kesinlikle getiriyor çocuğu. Hepimiz yapıyoruz. Peygamberin sözü var ya. Sen ona inanmışsın. Onun sözünü tutmak Allah'ın emridir. Atîullâhe ve atîur rasûl. Allah'a itaat edin, Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Allah'ın emridir yahu. Fettebi'un nebiyyel ummî.
Ümmi Peygamber Muhammed Sıva uyun. Allah'ın emridir. O sizin örneğiniz, Allah'ın emridir. O böyle söylüyor. Niye getirin çocuğu buraya? Ya en sonra en sonra getir duvarın dibine. Araya koyma. Ya arkaya götür. Sen de arkaya dur. Öyle diyor. Bana kaybolur diyor. Kaybolur sen de dur. Arkada dur. Bakın basit şey zannettiğimiz Allah'ın emrine karşı gelmek oluyor. Peygamber emrine karşı gelmek. Çocuğum arkaya götür güzel kardeşim. Getir alışsın tamam da. Ama araya ne getiriyorsun? Daha mükellef olmadığı için onun sahibi boş. Halbuki peygamber ne diyor? Hoca söyledi her beş vakit. Etim suhufetum ve terassu yerhamkumullah hadis. Saklarsız tutun, düzgün tutun, Allah'ın yanına yürüyün. Diyor mu hocalar? Bu hadisin tercümesidir o. Safları tamamlayın. Birinci safta boş var, arkada duruyor. Ne duruyor mu lan? Ön safta namaz kılmak daha sevap. Doldursana lan. Duruyor öyle bakıyor. Niye duruyorsun güzel kardeşim ya? Sen camiye sevap kazanmaya gelmedin mi? Ama bilgi yok. Bilgi olmadığı için ön safta boş olmadı böyle duruyor. Allahu Ekber billahi. Evet. Bir kere boş yerleri hemen dolduracaksınız. Bir, iki, gördüğümü söyleyeceğim ha. Her yer doluyor bu iş. Siz de şimdi gördüm. Adam biraz kilolu. 60'mış böyle. Baktım bir insan alabildi. Yanlaştım, çekilmiyor. İyi geldin diye bir şey. Ne tabii namaz kılarım, konuşum yok, konuşmadım ama ayaklarını toplamadı. 60'mış böyle. Ben de girdim oraya. Çünkü saat boş. Bir kişi daha rahat sığabilir. Peygamberimiz ne söyledi? Tarassu ne demek? Bu omuzlarımız birbirinize değecek demek güzel kardeş. Peygamber sözü bu. 60'mış böyle, biraz kilo ya, sıkıntıya gelemem diyor. Namaz kıl, akıl geleceksin güzel kardeş. Sen burada sevap kazanmaya geldin, Efendimiz birbirinize kaynayın diyor böyle, tarassu bu demek. Kaynayın demek, kurşunla kaynatıyor arkadaşları ya. Siz de birbirinize kaynayın, sıkı durun. Bir parçalak el yahu. Evet, adam böyle girdi, ben çekilmedi ama ben gitmedim. Bir kıldım, bir de bunu gördüm. İki, evet efendim, bu çocukları bir daha arkaya getirin, öğrensinler mi arkaya? Bir de imamdan sonra kalmayın güzel kardeşim. İmamla beraber rükû etmeyen, imamla beraber rükûda bir arada birleşmeyen adamın namazı yok. İmamla beraber secdede kafası, kolları, dizleri, ayakları ile değmeyen adamın namazı yok güzel kardeşim. Kitaplarda böyle yazıyor. Sen de o, bunlara inanan adamsın. Etme güzel kardeşim. İmam gidiyor, o hala ne diyor? O kalkarken rükûya gidiyor. Olmadı namazın yok güzel kardeşim. İmamla beraber rükûda belin birleşecek. Secdede de imamla beraber secde edeceksin. Aksi halde namazın yok. Ama burada da gördüm şimdi yine. Geç geldik, o faydası oldu. Başka yerlerde de var. Hiç okumasanız yine imamla beraber yatın kalkın. Yine geçerli namazınız. Çünkü bizim Hanefi mezhebimize göre imam okur, biz dinleriz değil mi? Şafiler okuyor, ona bir şey değil mi? Onun tartışmasına girmiyorum. Biz sadece Sübhane okuruz, keseriz, imam okur. Hiç okumadığımız halde namazımız geçerli. Hem 27 kat fazla arıyoruz, hem de böyle kabul olmuş haç gibi cevap arıyoruz. Ama arkadaşımız hem imam uydum diyor, hem imam rüküden kalkarken rüküye gidiyor. Burada da gördüm de ondan söylüyorum. Etmeyin güzel kardeşim. İmamla beraber okumasanız dahi rüküye gidin. İmamla beraber secdeye gidin, secdeden kalkın. Beraber yapın bu işi. O zaman Allah memnun oluyor. O zaman Allah memnun oluyor. Belaları def ettim bu milletten kaldırdım diyor. Hadisi var. Etmeyin böyle. Sokuluk yapıyor. İlle 7 tane Süleyman Rabbel Azim diyecek, hala diyeceğim diye. İmam korkuyor hala o secdeden. Etmeyin güzel kardeşim. Şeytan gülüyor yahu. Evet. Camiye girerken besmele çekmezseniz sizin şeytanlar yanınızda. Ben çektim, ben külah olettim gibi deyip durur. Giremez. Evet. Besmele çektiniz mi evinize giremez. Besmele çektiniz mi yatağınıza giremez. Eğer besmele çekmezseniz yatağınıza girerken
kardeşimiz ve burada cinsel ilişkide bulunuyor. Ayet var yahu. Beşerikum fil envali vel evlat. Eğer eşinle birleştiğinde çocuk doğduysa şeytan ortak o çocuğa. Allah maili bu. Şerikum ortak ol onlara. Fil evlat. Evlatlarına da ortak ol. Besmele çekmediği için, sığınmadığı için. Ondan sonra o doğacak çocuk, hocam benim oğlan benim sözümü duymuyor, anasını karşı geliyor, kardeşleri kavgediyor. Devletin başına bela, polisin başına bela. Dedim besmelesiz oradan. Etmeyin yahu, besmele çekmek o kadar zor mu lan? Sen buna inen adamsın. Eve girerken besmele çekersiniz, eve giremez. Camiye girerken besmele çekersiniz, camiye giremez. Yatağa giderken besmele çekersiniz, yatağa giremez. Yerken besmele çekersiniz, yiyemez. Aksi halde yediğinizin yarısını şeytan yiyor. Suyu da o içiyor. Ondan sonra o yemekten, o sudan namaz aşkı doğmuyor. Namazı asımlıya gider gibi camiye öyle zor geliyor. Gelir çünkü şeytan ortak o yediğine. Güzel de böyle yerler, camiye geldiğin çocuğa bak be. Ne konuşuyor lan? Zevk duyamazsın namazdan. Besmele çekti içinde çünkü. Zevk duyamazsın, evde de duyamazsın, burada da duyamazsın. Besmele'yi unutmayın güzel kardeşlerim. Elbise giyerken besmele. Çıkardınız, asacaksınız, besmele çekin. Yoksa sizin elbiseniz, şeytan cinler giyiyor. İnkarcı cinler giyiyor. Gözünüz görmüyor, hadis böyle yahu. Ama besmele çektin, astın mı? Sabah kadar dua ediyor melekler sana. Besmele çekti de bak elbisesini bile Peygamber sünnetine uygun astı diye. Ama besmele çekmezseniz sizin elbisenizi şeytan giyiyor arkadaş. Haberin olsun. Ya evet bu besmeleyi unutmayın girerken dediğim gibi namaz kılarken toparlanın biraz böyle apışıp durmayın. Omuzlarımız değecek. Omuzlarımız değecek birbirimize. Kalplerimizden cereyan akacak birbirine. Kalplerimiz birbirini sevecek. Apışırsak olmaz. Kaynayacağız birbirimize. El müminun keracülün vahid. Müminler bir tek adam gibidir. Bizim elimiz burada acısa bana ne diyebilir miyiz? Bütün vücudumuz acıyı duymaz mı? Bir insan gibi tüm müminler böyle kaynaşabilmemiz için kaynayacağız omuzlarımız. Ayaklarımız birbirine değecek, kaynayacağız, hep beraber rüküye gideceğiz, hep beraber kalkacağız, hep beraber secdeye gideceğiz, hep beraber secdeden kalkacağız. O zaman işte Allah belaları devredecek. O zaman kaldıracak belaları. Ama bunlar gayet basit şeyler, bunlara dikkat edelim. Evet, secdede de secdede alın burun secdeye değecek. Burun havada olmayacak. Bazen görüyorum da dikiyor kafasını. Burun havada böyle secde olmaz. Alın burun. Peygamber ifadesi. Alın burun bir. İki, iki el. Adam böyle yapıyor. Veya böyle yapıyor. Olmaz güzel kardeşim. Böyle. Ayasını yere koyacaksın. Üç. İki diz yere değecek. Beş. İki ayağın altı yere değecek. Ayağı koyacaksın böyle. Secdeye varınca kaldıracaksın ayağını. Ayak parmaklarını kıbleye bakacak. Ama hocam ben namaza zaten geç başladım. Parmaklarım çok acıyor böyle yaparsam eyvallah. Kireç yermiş kıvrılmaz. Ama namazı küçükken başlayan böyle kaldırır. Ayakları kıbleye bakar. Ayak kalkar secdede. Esası böyle. Ama seninki acıyorsa parmağın uçları yere değecek. Şimdi bakıyorum ben kimisi havada, burada gördüm şimdi. Kimisi de ters kurmuş. Ayaklar yere, ayağını sırtıyla mı değer yahu? Ayak altıyla değmez mi? Ayaklar yere değecek diyor peygamber. Mübarek adam, sen o peygamber gönül vermiş adamsın. Allah emir ediyor, uyum ona diyor, sözünü tutun diyor. Böyle yapma yahu. Parmakların ucu secdede yere değsin. Lütfen. Unutmayın bunu. Bunlar basit gibi ama farz ya secde. Secde yok. Namaz yok. Bunu imam yaparsa
İmam namazı olmazsa senin namazın olur mu? Hiçbir namazı yok. Bu fıkıh kuralı benim kuralım değil. Yere değecek, tersini bulmayacak secdeden ayağından, havada olmayacak. Parmakla orucu gördüm. Burada da şimdi, yalnız sizde değil, her yerde var. Bu gibi konulara önem vereceğiz. Her şeyi kurallara uyarsanız olur değil mi? Kurallara uymazsanız namaz namaz olmaz ki. Boşuna kürek çekersiniz. Allah bizi affetsin. Bir de işte, evet, namaz dinin gereği. Böyle kılacağız. Namaza, camiye gelin. Böyle haç kabul olmuş haç şeysi kabularsanız. Sünnet kıldığımız zaman burada şimdi sünnet kıldığımız ve o da diyor yine kabul olunmuş haç sevap. Öteki mebrur. Öteki sünnet camide namaz kılarsanız, sünnet kılarsanız, nafile kılarsanız kabul olunmuş haç gibidir diyor. Evet. Şeyde inşallah gidersiniz hacca. İnşallah. Bunlar niyeti yok. İnşallah. Kötü abi etti mi lan? İnşallah desenize. İnşallah. Kuba mescidini ziyaret edin diyor efendim. Mekke'den Medine hicret ederken Kuba'nın olduğu yeri cami imamı yok o zaman. Orada kaldı. Şehrin içinde asayişler, şunlar bunları ayarladı. Orada 10 gün kadar kaldı Peygamberimiz. Orada şimdi mescit var. Benim diyor Kuba mescidine gelip namaz kılan, iki rekat namaz kılan ömre yapmış gibi olur diyor. Bu kadar böyle sevap var. Cumartesi günü bilhassa yürüyerek giderseniz, hocam yürüyemem, taksiyle git. İki rekat Kuba'da namaz kılın. Burada da işte namaz kılarsanız çok sevap. Orada da gittiğiniz zaman Kuba'yı unutmayın. Evet efendim, Kabe'de namaz 100.000 namaz demek. Kabe'de bir Allah desen 100.000 Allah diyorsun gibi sevap. Bir de 100.000 orada Kabe'de. Ama gidiyorlar bakıyorsun gırgır geçiyorlar böyle. Ha işler düzelttin mi? Dükkan müşteriler nasıl? Kızı geldirttin mi? Orada neler? Burada buranın bırakmam gelmişse Kabe'de burada dedirmez. Burada da bu lafları ederseniz sevabınızı kül edersiniz. Etmeyin güzel kardeşim. Bir daha, bir şey daha var. Erken geliyor emekliler camiye. İstanbul'da camilerin her gün önünde şeyler var. Kanepeler var. Burada da var. Burada da mı var? Burada da var. Erken geliyorlar. Allah bir koyu sohbete dalıyorlar. Ezan okuyuncaya kadar. Ulan bu hain şeytan ne yaman ya. Bir mümin camiye erken gelse, girse, hiç Allah demese, estağfurullah demese, namaz kılmasa, böyle taş gibi otursa bile namaz kılmış gibi sevap alır. Melekler ona dua eder diyor Peygamberimiz. Bunu yaptırmamak için öyle boyu sohbete dalıyor, şeytan daldırıyor. Ya mübarek namaza erken geldin, erken git camiye. Namaz kıldık dersen otur. Konuş! Ama şeytan o zaman herkes içine geliyor. Geliyor, erken geliyor, orada oturuyor. Etmeyin güzel kardeşlerim. Hep şeytana mağlup oluyoruz. O bizim ezeli düşmanımız. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينَ Evet. O sizin açık düşmanınızdır. İşte böyle bizi şey diyor, sevapsız bırakıyor. Bunlara camiye gelin her halükarda. Size düşer yaptınız mı, sizin namazınız garantili. Şu namaz garantili. Hoca hesabını verecek. Hesabını verecek. Sen garanti ver hesabını. Ama o da güzel kıldırdı mı, burada 500 kişi varsa 500 kat sevap alacak. O da öyle. O da dikkat etsin değil mi? O da güzel kıldırsın. Camiye gelin gelmezsiniz dediğim gibi. Sürü ziyade gelmiş, gelmiyor yanına o da. Peygamber lanet ediyor güzel kardeş. Etmeyin böyle. Ve sonra dikkat edelim. Şimdi selam konusuna, sigara konusuna değineceğim. Gelirken, evet, bu boylu postlu adam şimdi, geç geldik ya. Ya ben selam okuyorum ya burada ne güzel. Böyle. Şimdi kimseye söylemem ha. Ben bir ekip kuracağım.
Tamam, aramızda kalsın. Ya sen Müslümansın, mübarek adam. O ezanlar ki dinin temeli, ebedi yurdumun üstüne indimen diyen Muhammed Akif bizdendir. O bizim inancımız eşhedü en la ilahe illallah değil mi? Eşhedü en Muhammed Resulullah, la ilahe illallah. Sen de Müslümansın, gavul değilsin. Ezan okur, ben sigara içiyor ya. Dayağı hak etmiyorum kardeşim. Etmeyin gözünü seveyim ya. Bu kadar bilgisizlik, bilgisizlik olur mu? Dahası var. Oturuyor, şeş, bir şey, ahaha! Kâr veriyor davadan. Ahmet, Ali, ezan okurken. Sigara içtiği gibi, kâr da oynayan var davadan. Nasıl Müslümansın sen güzel kardeşim? Yahu tepenin başında tilki davet anlamışındır. Yürürken ezan başlayınca ayağını kaldırdı. Öyle bekledi ya. Bir tilki kadar olamayan, bir hayvan kadar olamıyor mu sen Ali? Ezan okurken kağıt oynuyor ya. Etme gözünü seveyim. Tilki ya ayağını basmadı ya. Ezan'a saygısına bak. Sen Müslümansın, müminsin, insansın. Nasıl kayda oynarsın? Nasıl sigara içersin? Dayı hak etmiyor mu lan? Tamam, siz bir kurun, kurun biz. Ben halledelim burada. Tamam, paralar benden. Adam Türkçe söyle, güçlü kuvvetli. Çünkü paşa ne diyor? Nusk ile uslanmayanın yetmeli tektir. Tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diyor. Dayı hak ediyor. Görüyoruz bak, sen de söyle. Kalbini kırmadan. Bunlar çok yanlış şeyler. Ya sigara içiyor ya ezanı okurken, kağıt oynuyor etmeyin, gözünü seveyim. Şimdi selam bahsine geleceğim yine tekrar. Hemen okudum hadiste dersin başında. Esselam kablen kelam. Şimdi geldi sana. Ali komşu, yarın şeye gidelim ki, diyor ki peygamberimiz konuşmayın. Önce selam versin adam. Önce selam versin. Sen Müslümansın sen dedim. Biliyorsun ya, komşu diyorsun bak. Önce selamun aleyküm. Sen ne diyeceksin? Ve aleyküm selam. Bir daha bak, ve'yi koymazsan dayıyor sen de yersin. Ve aleyküm selam. Unutmayın. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Bunu lütfen unutmayın yahu. Böyle bir acayip adetlerimiz var. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Güzel kardeşim ya. Bu benim şeyim değil ya, kanun bu ya. Ve aleykümselam hem bana hem sana iki dünyanda selamet. Allah yardımcın olsun. İşin rast gelsin. Dua, selam bu kadar büyük. Büyük. Onun için iki dünyada da oğlumla selam, yavura selam verilmez. Evet. Ama Kâbe imamı duydum. Kabe'nin hutbesinde Ömer ki dua etmiş ulan. Biz küfür etmek günah değil deseniz vallahi küfür edeceğim ona. Ulan Kabe'nin minberinde Ömer'ken gavura dua edilir mi lan? Gavura dua edilir mi lan? Allah diyor ki kafirler ebedi cehennemdedir. Onlar benim de sizin de düşmanınızdır. Edûbî ve adûbetim. Gayet var böyle ya. Ebedi cehennemde bir adam Kabe'nin hutbesinde Amerikalılar ölmüş. Dua etmiş onlara. Allah onlara şeysin demiş, azzesin demiş. Bu adam şeyi hak etmiyor mu lan? Ah zaman yahu. Aman kafirlere böyle yavaş etmeyin. Bir mümin, Efendimiz'in hadisi bu. Bir kafire selam verirse, iki canda aziz ol demek selam. Tüm ameller boşa giderdi. Dua ederse tüm ameller boşa gider diyor. Hadis bu beyefendi. Ben size aktarıyorum. Allah'ın Resulü'nün sözü bu. O da insandır. Tamam ticaret yapacağız, alışveriş yapacağız falan ama kafire yaltaklık edemezsin. Kafir karşısına eğilemezsin. Elini öpemezsin. Papanın elini öptü. Hocaymış. Ne hocası lan? Papanın elini öptülür mü lan? Bu benim fetvam değil. Bütün kitaplara bakın. Ya papanın yerini öpülmez. Yavrudur yahu. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Resulü diyor mu? Şimdi bir tek kapı kaldı. Muhammed Resulullah kapısı. Evet.
Kanada'dayım. Kalktı. Tevrat Allah'ın kitabı değil mi? İncil Allah'ın kitabı değil mi? Neye Yahudiler, Hristiyanlar hep cehenneme sokuyorsunuz? Bir gazetenin muhabiriymiş. İyi oldu. Gözünün suratında hiç Rabbi esir yok. İmanı böyle değil mi? Adamda iman olur mu lan? Ona göre dedim ki, sen dedin Mustafa Kemal Paşa'yı seviyor musun? Çok seviyorum dedi sahte ya. %100 asker koşardı. Evet. Seviyorum desin ya böyle nasıl kaldı böyle. Ben dedim onun 1921'de yaptığı anayasaya karılımı basarım dedi. Yüzü gülü verdi burada bizden diye. Evet Mustafa Kemal Paşa 1921'de yaptığı anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini, din İslam böyle yazıyor. Ben böyle analize kalbimi basarım arkadaş. O onu bilmiyor. Sonra dedim, onu çok sevenler 60'ta ihtilal yaptılar dedim, bu maddeyi kaldırdılar. Daha sonra 80'de onu çok sevenler bir ihtilal yaptılar, onu da değiştirdiler. Şimdi 81 anayasası var Türkiye Cumhuriyeti'nde, artık o devam ediyor. Şimdi sana soruyorum dedim. Cami dolu böyle. Çok kalabalık. Ben Mustafa Kemal'i çok seviyorum. 1921 anayasasına uyacağım. Diyebilir misin dedim. Diyemem dedi. Niye dedim diyemezsin? Beni dedi bacağımdan asarlar dedi. Dedim ha? Allah da anayasa, Tevrat Allah'ın anayasası kaldırmış. İncil'i göndermiş. Kaldırmış, Kur'an'ı göndermiş. Ve diyor ki Kur'an kıyamete kadar devam edecek diyor. Şimdi Kur'an'a uymayanları Allah bacağından asıyor. Onun bacağından astığı yerde cehennem diyorlar. Anladın mı dedi? Evet. Böyle güya şey diyecek. Evet. Musa Aleyhisselam peygamber. Ben inanmasam Müslüman olamam. İsa Aleyhisselam peygamber. İnanmasam Müslüman olamayız. Ama Muhammed Resulullah demedin mi, iman parçalanmaz. İmanın inanılacak 1000 maddesi olsa, 999'unu kabul etseniz, bir tanesini deseniz hepsini inkar etmiş olursunuz. Muhammed Resulullah demedin mi, istediğin kadar, hani şimdiki Hristiyanlar İsa'ya falan inanmıyorlar da, gerçekten Allah bir İsa peygamber diyen Hristiyan olsa bile, hakiki mümin olsa bile Muhammed Resulullah demediği için kafirin önde gelenidir. Ebediyen cehennemliktir. Şimdi tek kendine girme kapısı kaldı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu la ilahe illallah olmaz. Muhammed Resulullah diyeceğiz. İkisini beraber. Tabi bunlar söyleyince la ilahe illallah deyince Kur'an'ın tüm ayetlerini kabul edeceksin. La ilahe illallah anlamı o. Allah'ın emirleri. Muhammed Resulullah deyince onun bütün sözlerini, fiillerini, hadisleri kabul edeceksin. Bir tanesi reddedersen mümin olamazsın. Güzel kardeşim. Şimdi çıplaklar da söylüyor. Kur'an'da emir. Bu ben bildiriyorum. Sen bilirsin. Kur'an'da kadının yüzü, eli, ayağı hariç bir kadın nikah düşecek erkeklere saçını gösteremez. Kulağını, boynunu, gerdanını gösteremez. Bacaklarını gösteremez. Göğüslerini gösteremez. Bu benim fetvam değil. Devletin bahsediyor Hak Dini Teşbirinin 5. cildinin 3405. sayfasına bakın, inanmayın. وَلْيَدْفِدْ هُنَّ بِهُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Mümin kadınları söyle Habibim. Örtülerini, başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını örtecek şekilde aşağı sarkıtsınlar. Böyle yüptüğüne ziynete hünne, göğüslerini, memelerini, gerdanlarını, güzel yerlerini göstermesinler. Allah'ın emri bu güzel kardeşim. Allah'ın emri bu. Sen de müminim diyorsun. Evet, şimdi böyle söyleyince, benim kalbim temiz. Niye haram olsun ki diyor. Allah'ın emrini, ayetini inkar eden Müslüman olamaz güzel kardeşim. Allah'ın ayetini inkar eden Müslüman olamaz güzel kardeşim. Etmeyin, durmayın. Böyle adamlar var aramızda ya, yüzüme söylemiş. Benim kalbim temiz, niye haram olsun ki diyor.
Sen ne biçim Ayşe'sin yahu? Allah'ın ayeti diyorum yahu. Yani benim kalbim temiz, niye haram olsun mu diyor. Yalnız o mu? Hocam diyor, ben her yeri hayrederim. Çok güzel çocuklarımı yetiştirdim. Mağlubuyum. Akşamları bir kadeh rakı içiyorum. Niye haram olsun hocam? Bu da gavurun önde geleni. Öyle innemen hamru vel meysiru hiçsü min ameli şeytan peşteli duhu. Allah söylüyor güzel kardeşim. Şeytanın muhtar işidir, pisidir. Derhal vazgeçin diyor. O da niye haram olsun deyince bu ayeti reddediyor. Bu adam Müslüman olamaz. Ama her akşam içiyor. Allah büyük affetsin. Ne yapayım? Vazgeçemiyorum. Ona bir şey demem. Hesabını verecek tabii. Bu Allah'a kalmış. Ama mümindi. Ama niye haram oldu deyince de var. Ayetle çatışıyorsun. Benim söylemek istediğim bu. O çıplak kadın da öyle diyor. Kalbim temiz benim diyor. Niye haram olsun? Televizyona bakamıyoruz güzel kardeşim ya. O muhabir kadınların gerdanları memelerini çatalı görünce o da açık. Nasıl Ayşe'sin? Nasıl Müslüman adı takıyorsun? Nasıl? Bunları birbirimize öğreteceğiz. Benim buradan söylemem bana farz-ı ayın. Senin de hanımına, kızına, oğluna söylemem farz-ı ayın. Ama komşuna, diğer Müslümana söylemem farz-ı kifaye. Kalbini kırmadan güzel kardeşim böyle haram. Yani baksın tefsir, bak tefsir kaynak veriyorum. Devlet tefsirine. Kur'an'ın tefsirine baksın yahu. Evet, maalesef bunlar bilinmediği için böyle böyle ahkam kesiliyor. Evet, dağısı var güzel kardeşim. Şimdi buraya gelirken havalarında vardır. Daha zamanımız olmadı. Zamanımızı kılacağız. Uçakta da kılır da. Tabii uçakta kılarsa ayağa kalmak yok değil mi? Gerçi hostesler rica ederse bunların olduğu yerde izin veriyorlar ama bir şey oluyor yani bir. Orada oturarak namaz geçerli. Ama tam kılarsan bambaşka. Onun için dedik ki o dağlarca da kadınlar, memurlara namaz kılacağız dedi. Tamam dediler. Kimseye şey yapmadan kılın, boşun gerek. Allah razı olsun. Bizim ise mümkün yahu. Evet, şimdi biz vardık, herif namazı kılmış, tesbih çekiyor sabah namazı. Daha namaz olmadı dedik. Ben de uçağa gideceğim dedik. Sen uçağa gideceksin diye vakit değişir mi lan? Ya abi böyle insanımız yahu. Ben uçağa bineceğim dedi. Onun için namazı erken vakit olmadı, namaz olur mu arkadaşlar? Şimdi akşamdan kılabilir misiniz? İnne salate kâne alel müminin kitâben mevkûd ayet var ya. Namazı vakte bağlı farzdır. Akşamlar yormadan akşamlar yormaz ya. Sabah namaz olmadı sabah namaz yormaz. Ama bizim mizanımıza bak. Ben uçağa bineceğim dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Etmeyin kıyamete kadar Kur'an baki. Onun hükümleri baki. Muhammed Mustafa'nın hükümleri baki. Evet şimdi selama geliyorum bir kere. Selamünaleyküm. Tamam mı? Kebaplar benden. Ve aleyküm dediğiniz gibi kebaplar benden. Evet. Bunu öğretin lütfen arkadaşlara. Oturdum. Ve aleyküm selam demeyi unutmasınlar. Ama sigara ağzında olan bir adama selam verilmez güzel kardeşim. Sigara haramdır. Çünkü ben Amerika'da bulunduğum sırada 5000 ilim adamı sigara laboratuvarda bulmuşlar. İttifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ittifakla imzaladılar. Ben de oradayım. Kısırlık yapıyor, iktidarsızlık yapıyor, gerizekalı yapıyor. En başta da kanser yapıyor. Bunu laboratuvarda bulmuşlar. Müthiş zehirdir. Zehir içmekte bütün fıkıh kitabında haramdır güzel kardeşlerim. Etle engellemeyin. Sigara içen adam haram işlediği sırada selam vermek iyi yapıyorsun, devam et demek. Olur mu lan? Harama iyi yapıyorsun. Şarap içene, kağıt oynayana selam verilmez. Tuvaletteki adama selam verilmez. Ezan okurken selam verilmez. Çünkü ezan dinlemek gerekiyor. Ezanı dinleyeceğiz. Selam verilmez. Abdest almakta olan adama selam verilmez. Abdest alıyoruz, dua ediyoruz. Yüzümüz yıkarken bir takım yüzlerin nurlandırdığı
Bir takım yüzleri karartmayın o günde, mahşer günde benim yüzümü nurlandır ya Rabbi diyor. Dua ediyoruz ya. Savunuzu yıkarken kitabımı, aman defterimi solumdan ver ya Rabbi. Solumdan verme ya Rabbi. Hesabımı kolay gör ya Rabbi. Dua ediyoruz ya. Başımızı mesut ederken hamamda söyleyeyim. Daha önce söyledim. Bu milletin acayip bir huyu var. Selamlarınızı aleyküm selam alışmış. Ve aleyküm dedirtemiyoruz ya. Abdest alırken elinizi kaç defa yıkıyorsunuz? Üç. Kolunuzu kaç defa yıkıyorsunuz? Üç. Yüzünü kaç defa yıkıyorsunuz? Üç. Evet, yüzü bir defa yıkmak farzı. Kolunuzu bir defa yıkmak farzı. Üç defa yıkmak güzel ediyorsunuz, sünnettir. Başınızı nasıl meshediyorsunuz? Böyle yapıyorsunuz. Bu farzı. E onlar da sünneti yapıyorsun da. Başını meshederken niye sünnet yapmıyorsun lan? Sen de dövmem, pardon olmadın bana şimdi. Başını meshederken şöyle yap, güzel olmuş. Başını meshedin sünneti bu. Kaplan meshed diyorlar buna. Bizim milletin huyu bu ya. Kolun üstü var yıkıyor, yüzün üstü var yıkıyor, elin üstü var yıkıyor, ayağın üstü var. Sünnet işliyor yani. Ama başa mesk geldim böyle ya. Onda da sünnet işte ya diyorum ben ya. Seni sevdiğimden söylüyorum ya. Sevdiğim için söylüyorum. Peygamber sünnetine uyuyor. Böyle yapın onu da. Elinizin hepsinin başını böyle yapın. Onda da sünnet işleyin. Evet efendim. Abdest alınmaya, abdest alan kimi adama selam verilmez. Namaz kılana selam verilmez. Hutbe okurken asla selam verilmez. Hutbe dinlemek var çünkü. Hutbe okunurken tesbih çekilmez. Gördüğüm ben camide kam soku. Şak 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 şak. Tesbih çekiyor. Şeytan da görüyor. Evet, öğle namazı 4 rekat farz. Cuma günü 2 rekat görüyoruz. 2 rekatı hutbedir işte. Farzdır hutbe dinleme. Ezan okurken katılacaksınız dedim ama cumada katılmayacaksınız. Çünkü hoca çıkıyor, ondan sonra ezan okunuyor değil mi? İç ezan öyle okunuyor. Hoca çıktı mı, hatta önünde durdu mu hutbe başlamıştır. O iç ezanın hutbesinin okunduğu için ezana hiç katılmayacaksın. Böyle dinleyeceksin. Ama siz duruyorsunuz, duruyorsunuz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu dışarıda. Hutbe kurgan değil. Bakın bunlar treni kaçırıyoruz ya. Efendimiz de diyor ki, hutbe dinlerken konuşan boşuna görev çekiyor. Hatta konuşana sus diyen o da boşuna görev çekiyor. Fakat devam ediyor. Sen de ezan güzel diye la ilahe illallah dedin mi, dinlemeyi bıraktığın için boşa görev çekiyor güzel kardeşim. Etmek dediyse sus lan, hutbede sus. Namaz kılan, Kur'an okuyan, tesbih çeken, ezanı beraber söyleyen, amin demek de yasak. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Bizim mezhebimize göre hutbe sırasında hoca dua etsin. Neden? Cuma günü öyle bir saat vardır ki o saatte edilen dualar reddolunmaz. Hutbede olabilir, o gizlemiş peygamberimiz. Ondan dolayı sahabiler imsak vaktinden güneş batana kadar cuma günleri mescitten gitmezlermiş. Dua edelim, o saati yakalayalım diye. Hutbe sırasında olabilir. O devletimize, milletimize, Müslümanlara dua edecek, etsin. Ama sen de dışarıdaki amin demeyeceksin. Hutbenin kuralı bu. Böyle dinleyeceksin. Ama burada treni kaçırıyoruz. Amin diyoruz. Ve öyle diyor. Fakat daha karavana diyor. Koşa. Boşa gitti. Ben söylemiyorum diyor. Peygamber sözü bu. Bu kuralları bilmedik mi? İşte böyle boşuna görev çekeriz. Evet selam. Arz ettiğim gibi selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Eyvallah. Sigara içene yok. Şarap içene yok. Kağıt elmeye yok. Pislik tuvalette olana yok. Namaz kılana yok. Hutbede yok. Haram isteyen kafir asla yok. Çünkü selam iki cihan duasıdır. Kâbe'de Allah diyor ki ebediyen ahirette çektireceğim onları diyor. Sen ona dua ediyorsun. Allah'ın bu ayetine rağmen asla Kâbe'de selam yok. Ona neyse Putin'da, Putman'da, Bonjour kendi diliyle söylersin. Yani ben senin düşmanım değilim. Onu dersin ama
Selamünaleyküm. Ha, başka çözümler de var. Evet, yemek yiyene de selam verilmez. Ağzında lokma var. O halim falan olur mu? Ağzında lokma var dedi. Allah'ın kelamı. Selam Allah'ın isimlerinden bir isim. Dua ediyorsun. Kapsamlı dua. Ekmek yerken de selam verilmez yemeyen adama. Evet, bu selamı verdiğimiz zaman o da ve aleyküm selam diye alacak. En kısası bu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu. Gayet ya, duasını çok. Ama en azından dahi ilave edeceğiz. Bu selam meselesini aman gözünü seveyim. Ve'yi unutmayın. Ve'yi unutmayın. Şimdi tabii çıplak karıya selam verelim mi şimdi? Haram ne? Allah'ın ayetiyle çıplak bir haram değil mi? Haram içinde olanlara nasıl selam verelim? Hiçbir şey bilmiyor. Nasıl diyeceğiz? Nasıl yaptın? Onu bana sorma. Başkanım, yani şey başkanına sor. Tamam? Ben fetva makamı değilim ya, sizden biriyim ben. Ben resmi bir adam bile değilim. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bunları bilmiyoruz, öyle karışmış ki şeyler. Etmeyin, o da bizim mümin kardeşimiz. Öğretelim, güzellikle öğretelim. Ya şöyle, ille çarşaf giydirmiyoruz ya, bir eşarp giyeyim, güzel Ayşem benim. Şöyle girişli de, manto giyin de, göğüslerin, kalçaların belli olmasın, geniş giy şöyle. Dar giyerse, şimdi eşarp örtmüş. Altına tayt. Allah'ım, altını da... bu da gülgen mi, ağlayacak mı? Eşarp örtmüş, güzelce, şeyleri meydanda. Kalçası meydanda, daracık da bir şey giymiş, bazen giymemiş. Niye eşarp görüyorsun? Vardığım o zaman kafana, bilgisizlikten şeytan da kahkahayla gülüyor. O kahkahayla gülüyor bana. Ne hale düşürdüm ben bunları diye. O işine geliyor çünkü. Ha, bunları öğretelim. Sadece bizim hocalara böyle değil, bir kardeş olarak birbirimize de böyle dinimizin hükümlerini anlatacağız, söyleyeceğiz. Aman! Ne yapıp yapıp böyle şeylerde dinimizin hükümlerini birbirimize şeylerim. Evet, diyor ki Peygamberimiz geldi. Cevat Hoca, şu işim şöyle. Selam vermedi. Efendimiz diyor ki, selam, önce selam. Konuşmadan evvel selam. Efendimiz sözü bu, emri. Cevap vermeyin diyor. Konuşmayın diyor. Böylece öğrensin bir daha. Niye konuşmayın? Niye selam vermedim ben? Yani, niye? Böyle selam vermeden söze başlarsa siz cevap vermeyin. Bunu da öğretelim. Önce selam. Esselam kabler kelam. Önce sözden evvel selam vereceğiz. Sonra birbirimizin kardeşidir. Bildiğimizi söyleyeceğiz, yol göstereceğiz, yardım edeceğiz, kaynaşacağız. Doğru da önce selam. Önce selam. Bu şartlarda buna da dikkat edeceğiz. Buna da dikkat edelim diyoruz. Evet, şimdi güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hadis-i şerifinde şöyle söylüyor. Evet, Sittü Hısa, bugünkü dersimizin hadisi, minel hayır. Evet, şu yedisi altı haslet hayırdır. Hayırdır, övülmüştür. Evet, bunda sevap vardır. En mahmuddur. Evet, maksadını ifade eder. Bir, cihadu adâ illâhi misseyf. Kılıçla Allah'ın düşmanlarıyla savaşmak. Evet, şimdi Peygamber zamanında atom bombası var mıydı? Top var mıydı? Sadece kılıç vardı. Kılıçla demesin, kılıç harp aleti. Harp aletiyle savaşmak. Bu hep hayırdır. Eğer siz harp aletini savaşmasını bilmezseniz izzetinizde kalmaz, kepaze olursunuz. Onun için mümin ölünceye kadar cihat niyetiyle yaşamazsa cahiliye ölümüyle ölür. Hadis bu. Güzel kardeş. Ya hocam sen 80 yaşındasın. Sen askere gitsin bir işi yok. Telefon bakamaz mıyım? Komutanım gider şeye, gelip ona bakamaz mıyım? Mutfağa gider de aşıya,
bak unutmuşsun buz bakmayı, yardımı diyemez miyim? Yani benim de orada görevim vardı. Benim o oraya işgal genç adam gider savaşır. Genç ihtiyar, cihat niyetiyle yaşamayan mümin, cahili ölümüyle ne demek istiyorum? Askerden kaçmayın. Şimdi de ben şimdi. Ya hocam bizim komutan içiyor. Olabilir. O meslek onun malı mı? Bu görevi. O asker, o nöbet tutan asker benim burada konuşmamı sağlıyor. Orada beklemese o nöbeti, sen burada namaz kılamazsın. Ben konuşamam. Gece rahat uyuyamazsın. Savaşması bilmeyen adam elin ayak akıllısını alır. Önüne gelen basar. Ama Türkiye iyi savaşıyor diye çekiniyorlar. Neden? İstiklal Harbi'nde dünyayı meydan okuduk. Çanakkale dünyayı meydan okuduk. Biz Allah yolunda ölmek şehitliktir. En büyük rütbedir. İnanan insanlarız. Tek tüfekle İngilizleri denize döktük Çanakkale'de. Bu inançla. Bunu bildikleri için iyi savaşçı bunlar diye. Ya diyor ki öyle diyormuş. Profesör. Lazım geldi bakalım. Türkler diyor, ben de İngilizce silahı girerler diyormuş. Biliyorlar geçmişimizde yaptığımızı ya. Evet. Güzel peygamberde ne diyorlar? Allah'ın güzel işlerinden birisi hep hayır olan iş kılıçla savaşmaktır düşmanla. Yani harp etmeyi, askerliği öğrenmektir. Onun için çocuklarınızı askerden kapıları kaçırmayın. Para verip askerlikten ne işi var demeyin. Askerlik yaptırın. Bir kere orada erken kalkmasını, zamanında yatmasını öğretiyorlar. Kalkamıyor. İnanıyor. Her türlü insanla bir arada yaşamayı öğretiyorlar. Şimdi ben yedek subay diyeceğim. İşte iki fakülte bitirmiş bilmem Fransa biliyor filan diye. Büyükelçinin oğluymuş. Adını söylemedim. Çünkü o da büyükelçiydi. Emekli oldu ya. Benim yanıma yaklaştı bu. İngiltere'de doğmuş, Fransa'da okumuş, Almanya'da bilmem demiş. Yani üç dil biliyor. İngilizce, Fransa, Almanca. Babası büyükelçi oluyor belli. Kültürlü. Ama hep orada hayatta sürdüğü için Türkiye'nin yolları hep şimdi asfalt mıydı şimdi ki? Ben 1956 İstanbul'a giderken otobüs İstanbul'a giderken tarlaya kaçıyordu. Şey yoldu çünkü. Kum yoldu, kayıyordu bir yaşta. Tarladan ite kapı çıkarıyorduk otobüsü. Şimdi normal yolda beğenmiyoruz. Otoban olacak diyoruz. Öyle oldu. O Avrupa'da bunlar çok evvel yapıldığı için hiç çabuk görmemiş. Ezilik görmemiş. Büyükelçi. Biz de top şoförüne atışa gittik, araziye çıktık. Seneki bastı, potini çıkaramadı. Toprak böyle çamur ki, böyle sülük gibi yapıştı, toprağı çıkaramadı. Küfretti ya ağzından. Orada yetişmiş adam ya. Bana bak dedim, sen bu çamurdan dolayı küfrettin ama seni dedim, babamı da besleyen dedim, Anadolu insanı 12 ay dedim bu çamur içinde yaşıyor. Seni dedim besleyen bu köylü insan vatandaş bu çamur içinde yaşıyor. Bir daha böyle gördüm seni dedim döverim. Bak bilmiyor hiç çamur görmemiş. Kendine hakim olup bu adam büyük yaşı özelliğini yazar ya. Türkiye derdi bilmiyor. Ama askere gitti mi bak soktular çamura öğrendi. Sonra bir de bunun patrosu tayin ettiler mi? Ermenisi mi? Ha gördü. Sadece İstanbul değil Türkiye. Bunları öğretir askerlik güzeldir. İnsanları geçinmeyi öğretir. Ondan sonra sigara içmek yasak. Askerde. İçki içmek yasak. Evet. Şimdi cumartesi pazar tatil gidiyorlar. Geliyor bulut gibi gönlüm gelse sarhoş. Yedek subay gönlüm gelse. Bir tane arkadaşlar, ben hoca diye akşam oldu mu? Sorular soruyorlar, sen toplanıyorlar. Şimdi bura çekilecek. Ben kadere inanmış adamım. Dedim ya Rabbi, neresi hayırlıysa bana orayı nasip et. Ya Allah Allah.
İlla İstanbul demedim yani. Neresi hayırdır? Orayı nasip et ya Rabbi. Hiç telaşım yok. Kaderde olmayacak her şey kadere göre. Sabahtan kurabanı çıkmadı. İşte çıkanlar şey söylediğimi, Patmos dediğimi bayılını geçiriyor. Görmemiş. Ben öğle namazı geldim. Adam beni takip ediyormuş o sarhoş olan. Öğle namazı gayet rahat kıldım. Gene Allah ya Rabbi hayırlısın bana nasip et dedim. Öğleden sonra sıra bana geldi. Bismillah dedim. Bir çektim. İzmir Bornova çıktı. Allah! Şimdi o zaman o sarhoş demiş ki ya Rabbi bana da eğer İstanbul'u rast getirirsen içkiyi bırakacağım, sigarayı bırakacağım, namaza başlayacağım. Yürekten dedi, ben söyledim dedi Allah. Ben sonra ne yapayım? Bir çekti İstanbul. Geliyor benim yanıma geldi. Akşin. Evet söyle. Güngül gül alıyor. Bak söyle kardeşim derdim ya. Güngül gül alıyor. Sen böyle dedi namazın kıldığın huzur içinde çektin İzmir dedin. Memleket denizi benim. İzmir adamın dibimde. Ben de dedim ki ya Rabbi bana da İstanbul nasip edersen sigarayı bırakacağım, içkiyi bırakacağım. Ne olur başlayayım dedim. Bana o çıktı. Sözüme duracağım vallahi billahi dedi. Bak ne güzel şeyler oldu görüyor musun? Hem memleketi tanıtıyor, hem öğretiyor. Askerden kaçırmayın çocuklarınızı. Para verip geliyor, kaçırmayın. Raporu da kaçırmayın. Şimdi o bizim namusumuzu bekliyor. Canımızı bekliyor. Malımızı bekliyor. Şerefimizi bekliyor. O bizim askerimiz, savaşan bir asker olmasa neler yaparlar bizi? Rahatız. Bak, bizi yan bakan yok, elhamdülillah. Komşular da gelemiyorlar. Evet, yapamıyorlar. Onun için Efendimiz'e diyor ki, en güzel işlerden birisi savaş etmesini bilmekti. Askerliktir diyor. O hadis o dememişti. Onun için herkes altı hasreti vardır ki hep hayırlı. Emrul mahmud, küllü emrul mahmud. Her şey güzeldir. Efendim bizim komutan hiç yok. Bizim komutan sana ne lan? Askerim onun malı mı? Bugün var yarın yok. Askerlik müessesesi kurumu önemli. Güzel savaşmayı bilin diyor. Hep hayırdır. Hep şereftir. Efendimiz söylediği bu. Cihadu ala illahi seyyid. Allah'ın düşmanları, kafirler Allah'ın düşmanıdır. Öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet, savaşmak diyor. Kıtâlin küfâri bir silah. Silahla kafirlerle savaşmaktır. Hep hayır. Vassamu fî yevmü say. Evet, uzun. Haziran gecelerindeki günlerinde Ramazan geldi. Tamam, böyle bir tamam. Şimdi çok 17 saat değil mi? 17 saat, 18 saat oruç tutuyoruz. En güzel işlerden birisi de böyle sıcak, uzun yaz günlerinde oruç tutmaktır. Ramazan gelirse tutacaksın. Ramazan'dan başka bir de oruçlar var. On Muharrem. Hayvan veren değil. 9-10-11 bir Müslüman kişilik sahibidir. Hiçbir konuda gavura benzemez. Peygamber'in sorularsa Medine'ye gelmiş, on Muharrem'de Yahudi, Medine'ye Yahudiler oruç tutuyor. Niye oruç tutuyorsunuz demiş. On Muharrem'de demiş, Musa bizi Firavun'dan kurtardı demiş. Denizden geçtiler ya, Firavun'dan kurtuldular. Ben de gittim oraları keşfettim. İnanmadığından değil, insan görünce başka oluyor. Musa Aleyhisselam kaçmış, toparlanayım demiş, erkenden yola çıkmış, haber vermeden kendine inananları, bir anda ben tanrıyım diyor. Öyle bir şey ki halen piramitte yatıyor. Gördüm yani, mum yaramışlar, kısa boylu, kel kapalı bir herif duruyor hala. Mısır'a giderseniz görebilirsiniz. Çok zeki olduğu belli yani halinde. O da ben Tanrı'yım diyor, Musa Aleyhisselam'a ve şeyleri öldürecek. O da erkenden Allah izin vermiş, çıkmış. Erkenden haber vermeden, ondan evvel ondan kaçmış. Kızıldeniz'in kenarına gelmiş. Şimdi onun geldiği yerde işaret var.
O Kızılcı'ya varmış, eyvah demişler, gelinliği nasıl geçti? Dolaşmaya kalksak Firavun arkadan geliyor. Evet, Kur'an'da var, elbi asa. Musa asanı yere koy. Isasını yere koyunca deniz ikiye bölünmüş. Ana cadde açılmış. Karayolu açılmış denizden, su yok. Bismillah, yürümüşler, geçmişler karşıya. Karşıya geçtikleri yerine de şimdi orada duruyor, işaretler var. Hatta orada da susuz kalmışlar. Orası çöl, Allah orada da kuyu vermiş. O kuyu halen duruyor. Halen duruyor. Firavun gelmiş arkadan, bakmış, denizin ortasında yol. Olmaz ama olmuş. İsrail, beni İsrail'i yakalayacak, öldürecek hepsini. Yürümüş, tam denizin ortası varınca Allah denizleri kavuşturuvermiş. Hepsi boğulmuşlar. Firavun çok akıllı adam. Musa'nın dini hakik dini diye anlamış. Ben Musa'nın dinine, Beni İsrail dinine inandım demiş. Kur'an'da var. Bakın ya o resmi temsile. El ene. Şimdi mi? Ne diyorlar? Geçti bunun pazarı. Süreçleri mi diye. Şimdi mi diyorlar? Ha. Bütün insanlar, aziz kardeşlerim, inanıyorlar. Kafirler de ölürken her şey bittikten sonra göz açılıyor, perde açılıyor. Ben gavurum ölümünü gördüm. Müslüman ölümünü de çok görüyoruz. Bir noktaya çıktı mı her şeyi görüyor. Cenneti görüyor, cehennem görüyor. İşte görünce de inanmayan adam kalmıyor. Hepsi inanıyorlar. Derlerler, mamalarsa diyorlar. Ama o Firavun'a dediği gibi, şimdi mi geçti Orun Pazarı, süreçti neydi? Evet, o gözüm açıldıktan sonra iman kabul değil. Onun için kafirler, dünyada kafir olanlar, orada da ebedi yanacak. Firavun'u kabul etmiyor yani. Böyle, şimdi, şimdi bu müminlerle, kafirlerle savaştığı gibi Allah'ın emrini zor da olsa yapacak. Yaz günü yapacak. Diğer günlerde de yaz gününde oruç tutmak hep hayırdır. 10 Muharrem'e gelmiş, biz demişler Firavun'dan Musa kurtardı. Bunu teşekkür için oruç tutuyoruz Allah'a. Ben Musa'yı sizden çok severim demiş. Ama size benzemeyeceğim demiş. 9'da başlamış, 11'de bitirmiş. 9, 10, 11. Evet. Bakın bir şey söylemek istiyorum size. Müslüman kişilik sahibidir. Dinde bile gavura benzemez. Evet, dinde bile gavura benzemek yok. Giyimde, kuşamda, yılbaşı üstüne çatmayayım değil mi? Konuşuyorum. Tamam, o izin ver. Güzel kardeşim. Önümüzde günlerde 1 Ocak gelecek. 1 Ocak gecesi Allah çamlığa dikilecek, ışıklar, bilmem, mumlar. Müslüman adamsınız, Müslüman adamsınız. Müslümanız, elhamdülillah. Müslüman kişilik sahibi olur. Ve kezelke canlâkün ümmeten vasatan nitekûn şöhde alennâs. Ve yakın Rasûl Aleyküm şehîde. Ayet bu yahu. Müslüman kişilik sahibi olur. Başka insanlara uymaz. Muhammed Mustafa'yı vurur. Örneğiniz odur diyor Allah. Biz şimdi açıklık Paris'ten geldi buraya, New York'tan geldi. Bizim AŞ'imiz göbeğini böyle açıyor. Muhabirimiz televizyon muhabiri, karımızın adı Müslüman adı. Müslüman kabul demiyorum. Ama memesi çatar gözüküyor. Etme güzel kardeşim. Müslüman kabula benzemez. Müslüman, Müslümana benzer. Allah'ın müminsek böyle ya. Allah'ın kitabı öyle yazıyor. Evet, bizim Ramazan bayramında yavrular bayram yapıyor mu? Ben Amerika'da kaldım, Fransa'da çok kaldım. Kurban bayramında Ramazan bayramında kaldım. Hiç bile bilmiyorlar. Ama yılbaşı gecesi sabaha kadar ayın yapıp götürseler. Yani bizim Ramazan bayramımız, Kurban bayramı dini bayram değil mi? Onların da dini bayram. Biz devlet, uluslararası ilişkiler bakımından tatil yapmış.
Çünkü dünyada yalnız yaşanmıyor. Şu oluyor, bu oluyor, bir sözüm yok. Ama kanunda yılbaşı mum yapın, evlenin, evlenceyi yapın, bayram yapın diye bir madde var mı? Yok. Takdir demiş. Sen Müslümansın, niye Müslümanın gereğini yapmıyorsun? Ramazan bayramı yapmadın, şerini yapın ya evinde. Çamlar dikiliyor, mumlar dikiliyor. Yani ondan sonra camiye geliyor. Evet. İşler karışık. İşler karışık. Bunu sormayacak mı lan? Niye sen böyle yaptın demeyecek mi? Diyecek. Diyecekse niye biz bunları düşünmüyoruz güzel kardeşim? Niye sen o gavaların bir de peygamberimiz diyor ki men teşebbe bi kavmin fevbe minhum. Bir insan topluluğunun kalabalığının artılan onlarla beraber olur. Onlarla beraber haşrolunur. Bütün Hristiyan adam o gün çam dikiyor, çenlik yapıyor, bayram yapıyor. Sen de onlara gidersen öbür tarafta gardiyan gelecek. Ricaetul nefsin maha saikun ve şehit. Ayet bu. Bir önünden giden, bir de arkasından giden iki tane kapısı öbürken ne diyorsun siz ona? Gardiyan. Gardiyan. İki tane gardiyan meleği var. Sen, ben de Müslümanım. Aha diyor. Hayır, hain. Sen yılbaşı yapıyordun. Ondan şenlikler mi katıldın? Senin yerin burası. Evet, annem böyle tekrarlarım haber veriyor. Bir insan topluluğunun kalabalığının artılan onlarla beraber haşrolunur. Ben de size uyarıyorum. Lütfen içki içeceksiniz, içme falan. Şenlik yapacaksınız, yılbaşı yapmayın. Ne olur, onlara benzemeyin ya. Mazeret yok. Peygamber böyle uyarıyor bak. Orucu bile size benzemeyeceğim diyor. Onlara da ayet tutmuş. Sen nasıl onların, sen Müslüman adamsın. O gün kafayı çekiyorsun, bu tombala oynuyor, bilmem ne oynuyor sabah kadar. Ondan sonra da getiriyorlar buraya musalla taşına. Nasıl bir şey veririz? Bu diyor ki yorlar diyor, bu diyor yılbaşı gecesi. Hristiyanlara kafa çekti sabah kadar kullanamıyor. Sen de biliyorsun kiranın katibiyle yardımını ben tefalıyorum. Bunları düşünelim diyor güzel kardeşim. Dedim budur. Müslümansın ama bunları yaparsan işin zor diyor. Ben sana gördüğümü söylüyorum. Gene sen bilirsin. Etmeyin, gelemeyin. Evleriniz biraz süslemeyin yılbaşında. Şenlik meklik yapmayın. Bizim bayramımız Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Cumhuriyet bayramı. O da milli bayramımız. Hiçbir şey demiyorum. Ama yılbaşı şenlik yaparsanız o kavme benzersiniz. Devre minhüm. Onlardansınız. Mahşerde yürü edecekler. Yürü onların arasında. Yavukların arasına gitmeyi hanginiz kabul eder? Hangi insan kabul eder? Etmeyin, elemeyin. Evet, burada onu da araya kattım. Evet, diyor ki düşmanla, kılıçla savaşmak hep hayırlı. Askerde kaçma, biraz gününde olsa oruç tut. 10 Muharrem değil, 9, 10, 11. Pazartesi, Perşembe, efendim, Ramazan'dan sonra ayında 6 gün oruç. Bütün yıl oruç tutmuş gibi. Farz değil bunlar. Hep hayırdır. Hep hayırdır. Pazartesi, Perşembe. Peygamber sünneti. Hep hayırdır. Yaz günü de olsa. Yaz günüyse kardeşim. Örneğin tatildir. Erken git sabahleyin işe. Örneğin 3 saat uyuyor. Uykuda namaz kılıyorsun. Oruçluğunun uykusu da ibadettir diyor Peygamberimiz. Uyuyorsun, zikrediyorsun. Uykusu zikirdir oruçlunun. At kafayı öğlen sıcağında, uyuyor. Evet, ona böyle bir müjdeler var. Böyle dini günlerde orucu ihmal etme, yat günü de olsa hep hayırlı. Lafuslu sabır önde musibet. Başına musibet geldi. Evet, ne demek musibet? Senin canını yakan, ciğerini yakan, her şeyi alt üst eden, sıkıntılı durum demek. Mesela Allah göstermesin, gözüne bir şey geldi, çivi göz gitti, musibet değil mi bu? Çocuğun araba ezdi, musibet değil mi bu? Evim yandı, arabam şöyle oldu, musibet değil mi bu? Kanser oldu, musibet değil mi bu? Ha.
Böyle durumda ben Müslümanım, Allah'a inanmış, Peygamber'e inanmış adamım. Onların emirlerine teslim olmuşum. Ben Müslümanım. Ya Rabbi, sen bilirsin. Aha, dua et. Benden başka bulamadın mı? Ben gibi garibi mi buldun? Öyle diye ne yapıyorsun? Benden başka da bulamadın mı diyor. Hukuktaki diyor, azgınlar var, ben bilmem neler var diyor. Beni mi buldun diyen adam var, ben çok kendim ya. Adam bağırıyor demiş, bizim orada güçlü kuvvetli. İyiler, ırgatlık yaparak para kazanıyor. Güçlü kuvvetli. Tabii bağ verirken terlenmez mi? Bir de sıcak. Açmış salını sonunu. Rüzgar da var. Yani bir gün rüzgarı bağrını açarsan ne olursun? Hasta olursun değil mi? O açmış salını sonunu. Bağcı demiş ki açma demiş, hasta olursun. Bak rüzgar da. Yandım ya demiş adam. Ondan sonra akşam ev gelmiş. Ölüyorsun, ölüyorsun. Diyormuş, benden başka garip bulamadın mı? Ben zaten zor geçinen bir adamım. Başlıyormuş böyle konuşmaya. Müslüman böyle olmaz. Başına bir şey geldi mi, Allah'a isyan etmez. Her durumda sabır eder. Ağzından kötü laf çıkmaz. Efendim onu söyler. Şimdi Müslüman Allah'a teslim olmuş insandır. Evet, bu musibetlere, acılara sabredersen tüm günahların kefareti olur, temiz olursun. Ölsen bile temiz ölürsün. İsyan edersen günahın daha da artar. Allah'ın hayır dilediği kullarına verdiği şeydir bu musibet diyor Peygamber. Sana bu musibeti verir, imtihan eder. Bir sürü yanlışın var, defterin kara. Buna sabredersen onları silecek, nurlandıracak. Ama benden başka da bulamadın dedim, isyan edersen suçun katlanacak. Susarsan mümin lehinedir yani. Yavura bunları vermez diyor Peygamber. Şimdi zaten onların çukurunu ona daha çok iyilik verir. Hoşluk verir ki assın, çukur çuvalsın diye. Ama mümini böyle başını sıkacak, canını yakacak musibetler verir ki yaptıkları hataları silsin, temizlesin diye. Onun için her gün Allah'a sığın. Her gün Allah'a sığın. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi ve sellem demeyi unutma. Canı yakan bir şey oldu mu? Hay senin annene olduğunu deme. Niye bunu bana diyorsun deme. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi ve sellem. De. İmtihan bu yahu. Böyle dersen hem o felaket olur gider, hem de sen Allah'ı zikrettiğin için günahların affolunur. Evet, işte bu musibetlere sabır hep hayırdır. Hep hayırdır. Evet, musibetler başınıza geldiği zaman asla yetmeyin, itiraz etmeyin ve şey edin, sabredin. Evet, Efendimiz'in sözü bu. Evet, düşmanla savaş, sıcak günde oruç, evet, musibet anında İlk anda sağlık eden, en çok canı ilk anda yanar. İkinci, üçüncü gün alışırsın. Aynı acı olsa bile o kadar şey etmezsin ama ilk an çok, işte o zaman hemen ağzını buna alıştır. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Veya la havle ve la kuvvete illa billah. Veya la ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle deşer yok. Hay senin kanını avradın. Deme. Sakın ha, sakın ha, o diyor, bu hep hayırdır, hep hayırdır. Evet efendim, bundan sonra da diyor ki Peygamberimiz, terkül mira verdi muhid. Adam geldi, haklısın, haklısın. Komşunun sabah kadar deli oğlu var, açıyorsun ne kadar televizyonu, uyuyamıyorum lan görüntüsünden. Kalk 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 kalk. Bir de geliyor, senin kedin benim oraya geldi, ne biçim komşusun? Halbuki her gün seni rahatsız edip durur. Haklı olsan bile sus. Haklı olsan bile zor bir iş değil mi? Ama diploma da imtihandan zordan sonra alınıyor.
bu imtihanları kazanırsan hayır olacak. Haklı olsan bile sabret. Tartışmayı bırak. Var, kim olursun sen? Zaten senin yıllarda şeyini çekiyorum deme. Sabret. Sus. Böyle direnme. Haklı olsan bile direnç gösterme. Makul sözlerle meseleyi halletmeye çalış. Bu da hep hayırdır. Bir de ve tepkiru salati biyemil gayn. Kurutu günde namazı erken kıl. Geçirebilirsin vakti. Şimdi buna gerek var mı? Yok. Neden? Telefonlarda her yerde. Saat var. Telefonun basıyorsun. Nerede olsun olsun oraya göre hemen söylüyor. Ama o zaman bunlar olmadığı için kurutu günde azıcık sonra kılan, azıcık sonra derdi namazı geçirir gidersin. Aman namazını geçirme. Kurutlu günde namazı hemen vaktin ilkinde kıl. Erken kıl diyor güzel peygamberimiz, namaz kaçırma. Ve husnul hulû fî eyyâmi şitâ. Kış gününde de namazı güzel al. Abdesti güzel al, pardon. Soğuk buz gibi hocam. Zorluğu yenmeden, diploma aramadığı gibi o güzel abdesti almadan da günahları güzel yüzüne silmiyor. Onun için abdest alacak adam bir kere duvara gidecek. Sıkıntı yani. Hem küçük su sıkıntısı hem büyük sıkıntı varken abdest alıyor, namazı geliyor. Bu namaz davul değil. Böyle bilir var mı olur ben? Önce tuvalete git. Tuvalete giderken evet, sol ayakla gir tuvalete. Dışarıda besmele çek. Tabi duası var. Eûzübike minel hubzi vel habâis. Evet, pisliklerden ve hain şeytandan sana sığınırım ya. Çünkü tuvalet en tehlikeli yerdir. Elek girmiyor oraya. Kapıda bekliyor. Savunmasızız. Onun için kapıda sığın. En azından besmele çek ya. O dışarıda Bismillahirrahmanirrahim de tuvalete girerken sol ayakla gir. Çünkü şerefsiz yerlere girerken solla girilir. Şerefli yere camiye girerken sağa girilir. Camiden çıkarken dışarısı şerefsiz demiyorum ama camiye göre şeref. Biraz olduğu için camiden çıkan sol ayakla çıkacaksın. Bu peygamber sünneti. Girerken sağ ayakla gireceksin. Tuvalete girerken solla girecek. Çıkarken sağla çıkacaksın. Şimdi dışarıdan daha kötü orası. Bismillah çekerek sol ayakla gir. Evet, evinde tuvaletin yönü kıble ise lütfen o tuvaleti değiştir başına. Güzel bir şey. Çünkü kıbleye saygı bizim dinimin esaslarındandır. Evet, Kırıkhan'da Vaiz-i Bestem Hazretleri yatıyor. Talebeler demişler ki, Polonya'da bir hoca var, hocam, üstazım. Hemen demiş, gidelim duasını alalım, böyle alim zaten. Talebeler çökmüş, toplamış, gitmişler. Aa hocam ya demişler, baksana ya, bizim ziyaret ettiğimiz adam demişler. Şehrin girişine gelmiş, evi daha ileride olmasın ama tam oraya bakınca adam ho diye kıble tükürmüş. Demiş çocuğum ben gidiyorum. Hocam ne oldu? Kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyen adam alim kadar olmaz demiş. Eli devrilmez. Evet. Kabe'ye saygı duyunca çok şey kaybeder. Tuvalette de lütfen ölümü kıbleye döndürme. İşerken kıbleye dönme. Arkada da dönme. Bunlar basit şeyler ama çok şey kazandırıyor. Bu niyetinden dolayı, Kabe'ye saygı niyetinden dolayı bunu yaparsan iş ibadet oluyor. İş ibadet oluyor. Güzel peygamberimiz Türkiye'de güney dönülmez. Neden? Kabe güneyimizde. Ama Basra'da olan adam batıya dönmez tuvalete. Neden? Kabe batısında. Durumu ne öyle? Kabe tarafına dönme. Evet, bir tuvalette böyle akşam yatarken ayağın kıbleye gelmesi güzel kardeş. Yatarım kariyeri değiştir lan. Değiştir yahu, sen Müslümansın. Elhamdülillah ya. Ha, kariyerinin ayağın kıbleye gelecekse güneye bakarsa doğuya batıya baksın kariyerinin ayağın şeklinde değiştir. Tuvaleti de taşı bu şekilde değiştir.
Eğer ustaysan, mimarsan bunu unutma. Evet, maalesef bizim mimarlar, ben mimarlık fakültesinde 14 sene imar kanunu okuttum. Hepsi de doktora yapmak için Avrupa'ya gidiyorlar. Hristiyanlardan doktora yapıp geliyorlar. Bizim Müslümanlığı öğrenmedikleri için geliyorum, bakıyorum, şu kadar çok şey koymuş. Nasıl mı bunlar böyle taşlar? Müslüman olsa taşı yazıp giriş yapar, bu Müslüman kaprisi olur değil. Bir de hava yasmış, ayağı nasıl kalkacak yok. Kendisi abdest almadığı için. Güzel mimar kardeşim, senin adın Ali. Sen Müslümansın. Gavur benzeyecek ya. Oradaki taklit ediyor. Gavur taklit ediyor. Müslümanlara göre o taşı biraz geniş yap. Ve de ayak kalkacak şekilde yap ya. Her yerde bu Müslümanlığımızı göstermemiz lazım efendim. Evet, tuvalette yatarken, evet, hastanem var. Doktor bey, güzel kardeşim. Hastanın talibesine değiştirdi o yavatıya. Kıbleye ayağını uzattırma hastaya. Bunu Kabe sayılığından dolayı yaparsan sadece bu bildiğinden dolayı cennete gidebilirsin. Bu niyetinden dolayı. Bu basit hocam, tamam da niyetin çok önemli. İbadet olur o zaman. Bunlara dikkat edin efendim. Bunlara dikkat edin. Bulutlu günde namazı erken kılın. Kış gününde abdesti güzel al. Evet, abdest günü tuvalete git dedik. Tuvalette bunlara dikkat edeceğiz. İşimizi gördükten sonra sağ elini kullanma. Önünü aletini yıkarken sağ elini kullanma. Sol elinle yıka. Kakın gittiğin zaman da orayı sol elinle yıka. Peygamber sünneti bu. Peygamber emri bu ya. Hedef bu ya bu. Ama Peygamber'e uyma niyetinden dolayı bu bile seni cennete götürebilir. Sol eli orada kullanılır. Ön arkana sol elini yıka. Onun için yüzük, nişan yüzüğü sol ele takılmaz. Niye? Yıkanırken arasına pislik girer. Sen de gelsin öyle namaz kılarsın. Onun için sağa takılır nişan yüzüğü. Tabii erkekler altın yüzük takamazlar. Hele o aşık gibi olan var ya, kocaman, %100 haramdır. Sadece böyle halka şeklinde nişan yüzüğü tahrimen mekruhtur. Altın kadınların süsüdür. Erkek erkeklik bilecek, süslenmede, giyimde, kuşamda, yürümede, konuşmada, her halinde erkekçe olacak. Kadın da kadınca olacak. Erkeğe benzeyen kadın melundur, kadına benzeyen erkek melundur. Hadisler böyle güzel kardeşim. Küpe takıyor Ali oğlan, küpe kadın süsüdür, melundur, kusura bakmayın. Buraya gerdanlık takıyor altını, çok kişi altından buraya gerdanlık kadın süsüdür. Ali etme elime çıkar lan şunu. Buraya bilezik takıyor Ali. Buraya bilezik kadın sisidir. Erkeksin sen ya. Evet. Bunlara da dikkat edin lütfen. Efendimizin böyle şeyi var. Melundur diyor ya. Etmeyin. Erkek erkekçe, kadın kadınca giyinecek, süslenecek, konuşacak filan. Evet. Şimdi bunları süslettik. Tuvalete gittik. Tuvaletten sonra dediğim gibi sol elde yıkanacak. Oradan yüzükten çıktı. Şeyden sonra yıkanmadan önce işinizi gördükten sonra çünkü yollarda kalabilir değil mi? Kanallarda bir şeyler kalabilir. Yıkanırsan o şeyler gider. Ondan sonra sonunda yıkanırsın. Arkasından da kağıtla silinebilirsiniz. Kağıtla silinmek mekruhtur yazar fıkıh kitaplarında. Ama tuvalet kağıdına yazı yazılmaz değil mi? Kağıtları mekruhtur demenin sebebi işte bu kağıt. Hadisleri yazmış. İlim aracı olduğu için ama tuvalet kağıdına yazılmıyor değil mi? Ona göre kağıt basılıyor. Devri değişti. O tuvalet kağıdıyla silinebilirsiniz. Bezle silinmekten iyidir. Çünkü bezle koydun mu 13'ü aynı bezle siliyor. Olur mu? Yani elin bezine sen de siliyorsun. Hastalık varsa sana bulaşır.
kağıtla, o tuvalet kağıdı, orman kağıdı değil, onu silindikten sonra sağ ayağına çıkıp, yürü! Geldi, gelmez, yürü! Bak, üzümüne uygun, öksürdü, güzel işimizi yaptı. Evet, ondan sonra şeytan dövdüler, gelmedi. Ona ekmek vermiş, hainin senin şüphe sokmak için şeylerdir. İşine git, doğru git, tabii çıkınca Allah'a şükret. Elhamdülillah dedi, esel anni mâ yüzzîni ve abdânâ yâfâvî. Allah'a hamdolsun ki bana eziyet vereni benden giderdi, bana fayda vereni bende bıraktı. Çişin edemesen sonuç ne? Kapanı edemesen sonuç ne? Öbür tarafa, değil mi? Ölürsün yahu. Bir şükret lan Allah'a. O kakamın etmek, çizgi etmek bile nimet değil mi? Onları etmezsen ölüyorsun ya. Bir şükret Allah'a. Elhamdülillah dedi. Esedü anni mâ yüzzîni ve erkâmeyin râvni. Böyle şükret Allah'a. Ondan sonra doğru namaza. Evet, git, işini gör. Evet efendim. Abdest alacağın zaman üstüne abdest suyu sıçramayacak şekilde tedbir al. Şafilerde abdest artı su necistir. Sidik neyse abdest artı su ve odur. Hangi şafi önlük takıyor abdest alırken? Gördünüz mü hiç? Abdest alırken böyle damlıyor mu? Yüzümüzden damlamıyor mu? Hangisi önüne önlük taktı, altına peştemal taktı? Şafi diyor İmam Şafi, çok titiz adam. Çok dikkat ediyor bunlara. Ama bizim Hanefi mezhebinde problem yok. Üstümüze abdest suyu, yüzümüzden su dökülse bile, kolumuzdan dökülse bile, dökme de, dökülse bile necis değildir, pis değildir. Yalnız abdest altı suyuyla bir de abdest alınmaz. İçilmez, kullanılmaz ama necis değildir. Böyle abdest alırken kıbleye dön mümkünse. O da sevap. Kıbleye dönmek, niyet etmek, devletül huduva. Takarruban lillahi teala. Allah'a ibadet yapmak için, namaz kılmak için abdest alıyorum. Bu niyetle bak, ibadete başlıyorsun. İbadet niyetsiz olur mu? Böyle. Ali nasıl askere gittin mi diye falan. Buradan abdest alıyorsun. İbadet ediyorsun. Bir niyet et ya. İbadet ya bu. İbadet ediyorsun. Bu konuşmayı sonra yap. Sevap alacaksın. Bir abdest tüm günahları silker. Bunu masada koymak için, bu müjdeyi almak için benim dediklerimi yap. Peygamber sünnetleri bunlar çünkü. Evet, en iyi besmele çektim, niyet ettim. Elini üç defa yıka. Bir varsa yüzüğü şöyle yap. Ellerini şöyle yap. Burada buraya kalmasın diye bak. Böyle yap. Bileğe kadar olanları üç defa yıka. Yıkayı ver bez. Evet, ondan sonra ağzına su al. Tabii misvak varsa misvak kullanın. Misvak kullanmak her yerde devadır, ölüm hariç. Her yerde devadır, her sıkıntıyı giderir. Bir keresinde Hazreti Ömer halifedir. Yani buna tarihten misal veriyor. Peygamber sözü bu. Misvak her sıkıntıyı giderir, her yerde devadır. Hadis var burada. Hazreti Ömer halifedir. Kumandan tayin etmiş, gidin demiş. Şu adamları, gavurlar, haddini bildiğini savaşmışlar. Çok herkes güzel savaşıyor. Fakat bir türlü düşmanı yenememişler. Bir türlü yenememişler. Gelmiş kumandan demiş, efendim. Çok ciddi savaştık. Askerlerimle çok çetin savaştılar. Ama başaramadık. Peygamber bir sünnetini unuttunuz demiş Hazreti Ömer. Bakın bu, ben hikaye anlatmıyorum. Ben bilim adamım. Bilimsel kaynaklarda yapıyorum. Peygamberin bir sünnetini yapmadınız demiş. Başarıyor, Allah size onun için başar vermedi. Namazımızı kıldık. Hayır demiş. %100 böyle. Yanındaki demiş ki, komutanım demiş, harp başladığından beri biz misvak kullanmayı unuttuk. Misvak kullanmayı anlatıyorum. Komutanım demiş, biz bir hafta misvak kullanmadık demiş. Hazreti Ömer gördünüz mü demiş. Peygamber sünnetini ihmal ederseniz
savaşı kazanamazsınız. Gitmişler. Düşmanın karşısında böyle. Bir bölümü asker, misvak böyle, küçük parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda, bir erat ağacından üstüne şey diyorsun, böyle lif lif oluyor ağzı. Öyle bir bakmışlar, düşman kaçıyor. Casus göndermiş. Kumandan niye kaçırmış? Elimizde bir müşteki silahlar vardı. Allah ona silah göstermiş, görüyor musunuz? Peygamberin sünnetine uymayı görüyor musunuz? Bu tarihi vaka beyefendi, hikaye değil. Elinizde bütün silahlar vardı, onun için kaçmakta çareyi buldu. Onun için bu Türkçeler, bir şey demiyorum, o da ağız temizliği ama bunların hakkında çok dedikodular var. Kanser yapıyor diyen bilen var bu macunlar için, iş macunlar için. Öyle iddialar var yani, yüzde böyle demiyorum. Ama misvak, erat ağacını misvak kullanırsanız hiçbir zararı yok. Gönlünden başka her yerde devadır. Ağzınız kokmaz, dişleriniz çürümez. Evet. Şimdi inşallah hacca gidersiniz. İnşallah. Orada göreceksiniz bu şiirlerinden. Namaza durarken misvak kullanırlar. Siz kullanmayın. Niye hocam? Şimdi daha evvel kullanmadınız mı kanar dişiniz? Bu devamlı kullanırsanız diş etleriniz bomba gibi olur. O zaman dişiniz kanamaz, çok sağlam olur. Ama onlar hep kullandığı için, onlar kanamadığı için onlar kullansın ama sen hep kullanmadığın zaman orada kullanmaya kalkarsan dişin kanayınca abdesti bozulur. Abdesti de maskırılma. Ondan diyorum. Evet efendim. Şimdi abdesti kıbleye dönerek, niyet ederek, besmele çekerek alırken, ağzımızı yıkarken böyle misvak kullanacağız. Burnumuza su alırken Allahümme arikni raihatel cennet. Allah'ım bana cennet kokusunu koklat. Diyor Peygamberimiz çok da Deyyus cennetin kokusunu 500 yıldır mesafeden duyamazdı. Bir kere 500 yıl cennete uzak Deyyus. Deyyus kim? Bilmiyor musun? Karısını kıskanmayan adıma Peygamber Deyyus diyor cennetleri. Deyyus diyor, karısını kıskanmıyor. Karısı elini adamını öpüşüyor, sarmaşıyor. Canım ciğerim, benim dünyada bir tane. O da iyi diyor. Boy Deyyus boy. Bu insan karısını kıskanmam, karısını elini öpmüyor mu? Peygamber Deyyus diyor şefleri. Bizde de var Deyyus biliyorsunuz. Bu Deyyus karısını kıskanmayan adam cennetin 500 yıllık mesafeden kokusunu koklayamaz. O kadar cennetten uzak. Onun için hastalık şeklinde de kıskançlık olmaz ama insan karısının elini her günü kucaklaştırır mı? Ama şimdi Avrupa'da, Amerika'da görmüş 30 yıllık evli. Karısı izin alıyor, ben bugün diyor falan oğlanla yatacağım diyor. Bu ne izin veriyor o? Evet. Gavur bu. Biz onu takdir edemeyiz. Biz Müslümanız. Biz Türk'üz. Namus önemlidir. Evet, Peygamber'in sözü de budur. Evet efendim, şimdi raihat-ı cennet kokusunu kokla. Ya Rabbi, burnuna sol elinle kıbleye değil, kıbleye döndedik ya, sol tarafını dön, boşalt, burnunu boşalt, sol elinle burnuna değil, sağda değil, kerahette sağa, tuvalette kullanır dedik ya, sol elinle kıbleye değil, dibine tükür. Boşalt, ondan sonra yüzünü yıkarken Allah'ın beyiz veçi yevme tebbetti vücu ve sebbetti tesbetti vücu. Bir takım yüzleri kapkara ettin, bir takım yüzleri nurlandırdığın günde benim yüzümü nurlandır ya Rabbi. O öyle dua edin. Abdest alırken böyle vurmayın. Buraya suyu koyun, göz pınarlarınızı yoklayın. Parla bastırmayın, gözünüz hasta olabilir. Biraz bastırın, orada çirin bir varsa alsın diye. Saç bitiminden çene altına kadar, iki kulak arasında
yüz buna denir. Burada iğne başı kadar kuru yere kalmayacak şekilde yıkayacaksınız. Bir defa yıkmak farz, üç defa yıkmak sünnet. Bu duayı yapacaksınız. Evet efendim. Tabii mümkünse üstünüze o sulağı atmasın, aşağı yapsın. Akarsa da bizde problem yok ama Şafilerde problem var. O elbise çıkartmamız lazım ya da önlük takmamız lazım. Bu şekilde vurmayacaksınız. Çak çuk diye vurmayacaksınız. Ovuştururlar üç defa. Yıkamış olmak için suyu koyduktan sonra, her tarafı ısırttıktan sonra en az bir damla suyun akması lazım. Hiç damlamıyorsa buna yıkamak demezler. Mes derler, mes. Yani mes, üzerine mesih yapıyoruz ya. Halbuki Allah ne diyor? Yüzümüzü yıkayın diyor. Mes dediğin yok. Evet. Bu da neden bunu söylüyorsun? Kabe'de oturuyoruz. Arap. Bizim Türkler diyor diye bak. Namaz kıl, namaz vakti gelmeden ben diyor uçağa bineceğim diyor, namaz kıldı ya. Bizim pilavdan daha iyi değil. Hep Arapları şey ettiğini zannetmeyin. Her oturdu. Herhalde yeğledi. Ben duymadım ya. Yanında azıcık su var. Tuvalete gitmem bir dert, uzak. O bir bardak suyla yağlandırdılar. Onları hiç damlamadı yere. Yıkamış olmak için yıkadıktan sonra bir damlamasının damlaması lazım. Ona yıkamak derler. Ötekine mes derler. Allah ne diyor? Yıkayayım diyor değil mi? Yüzümüzü yıkayayım, kolumuzu yıkayayım, ayağımızı yıkayayım diyor. Ama yeciz insanın bir yüzse kalırsa. Olmaz yani. Evet. Böyle abdestinizi suyu fazla israf etmeyeceksiniz ama hiç olmazsa bir damla damlayacak. Yüzümüzü yıkadıktan sonra kolumuzu elinizden başlayarak bir dirseğimiz kuru kalmasın azı kardeşlerim. Bunu ya hocam çok teferruatlı geliyor diyorsunuz ama ya dışarıda abdest alınlar bir bakın. Ya adam böyle yapıyor burayı yıkamıyor. Bu adamın abdesti yok. Kol yıkama Allah'ın emri. İzâ kumtum ile salâti tavsülü vücudum ve ediyedim ile merafetli. Dirseklerinizi dahil kollarınızı yıkayın diyor Allah. Şu dirseği yıkamıyor. Çok gördüm. Etmeyin ya. Camiye gelmişsiniz. Boşuna kürek çekmeyin diye bunları söylüyorum size. Evet, bunlar teferruat değil. Farz yahu. Dirseğinizi böyle duvarlayın şöyle. Ki dirseğinizde kuru yeri kalmasın. Şimdi iki kolunuzda böyle. Ondan sonra arz ettiğim gibi lütfen hep böyle yapıyorsunuz. Böyle yapmayın. İki elinizi ıslatın böyle. İki elinizde bütün saçınızı mesledin sünnet. Böyle yapsan farz geçerli de her tarafı üç defa yıkıyorsun, sünnet işliyorsun. Başına geldim böyle yapıyor. Olmaz. Ona da böyle yap. Orada da sünnet işler. Ondan sonra tekrar o suyla kulağında yıkayabilirsin ama tekrar ıslatırsan daha güzel. Kulak parmağın kulağın içine sok. Baş parmağın arkasından elin tersiyle de enseni böyle yap. Tabii duası var gene. Kulağını yıkarken Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebine asene. Allah'ım beni sözler dinleyin, sözün güzelliğine tabi olanlardan kıl. Her söze inanılır mı lan? Yalan söze inanılır mı? Sözler dinleyin, sözlerin güzel olanlardan, uyanlardan kıl. Kulağı yıkarken bunu söyleyeceksin. Evet, bu şekilde de boynunu şey derken Allah'ım atık rakabeti minen nâ. Allah'ım beni cehennem azabından koru, kurtar. Böyle dua edeceksin. Sağ ayağını küçük parmaktan başlayacaksın. Onu da söyleyeyim. Tırnak keserken elinizin tırnak kesmeye sünnet. Bismillah. Şehadet parmağından başlayacaksınız. Şehadet parmağı öteki parmağı ödev. Sağ elin baş parmağı. Sol elini yürüyen keserken küçükten başlayacaksın. Başka böyle. Evet.
Elde böyle. Şahadet parmağından başlıyoruz. Baş parmağı diyoruz sağ elde. Sol elde küçük parmağından başlıyoruz sağda. O peygamber sünneti tırnağı şeyi geçirirseniz, üç haftayı geçirirseniz kerahat işlersiniz. Onun için üç haftayı geçirmeyin tırnak kesmede. Evet efendim, sağ ayağımızı, tırnağımızı keserken sağdan başlayıp soldan bitireceğiz. Ayağı kesme usulü böyle. Elde tarif ettiğim gibi. El yıkarken de sağ ayağın küçük parmağının arasından başlayacaksın. Sol elle sağ elini kullanmayacaksın. Aralarını böyle parmağını sokacaksın ki buraya kalmasın. Topuklar yıkamaya dahil, o ayakların bileğe giderken çıkıntı var ya, o sivri kemiği yıkayacaksın, üç defa sünnet. Bu şekilde zorla yıkadıktan sonra, evet, kıbleye karşı dön, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü desen. Günahlar tırnakların varıncaya kadar dökülür gider. Ne kadar beleş. Böyle güzel abdest aldınız mı? Her seferinde tertemiz olursunuz. Bir de inna enzellâ fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri haydi min erbişe tenezzülül melâket ve ruh fîhe bizim. Evet. Bunu okursanız cennette özel köşk verir Allah diye peygamberimiz. Yedi defa okursanız yedi köşk verir. Bir daha bir köşk verir. Beni de davet eder. Hiç kahve içiyorlar cennette. Allah Allah. Ve seni için ötüyor burada. Allah senden razı olsun efendim. Diyelim ki bugün günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah. Sorular mı var? Evet. Tavla, kağıt, okul önüne parasız da olsa tahrimen mekruhtur. Peygamberimiz tabiri güzel kardeşlerim. Domuzu sever misiniz? Hayır. Güzel kokuyor değil mi? Kötü. Fransa'da parka gittik. Fransa okulundan hoca götürüyor bizi. Trafik dil öğrencinden diye. Parka götürdü. Bir baktım, bir çirkin koku var. Şey kadar, at kadar boylu domuz gördüm orada. Beslemişler öyle boylu. Bizim domuzlar böyle boyanmaz. Nasıl kokuyor? Burnu tuttum. Ne oldu, ne oldu Mustafa dedim. Şu kokuya baksana dedim. Niye? Hani koku dedin? Sen sabah akşam domuz yiyorsun. Kokar mı sana? Hiç unutmuyorum ya. Nasıl kokuyor? İşte o kokar domuzun karnını yarın diyor. Başınızı sokun. Hoşunuza gitti mi? İşte bakın. Adam soruyor. Parasız okey oynamak, tavla oynamak, kağıt oynamak nedir diyor. Domuzun karnının Buhari hadisidir beyefendi. Mebarikül eshar, inşer, meşer, kelem var. Kitapta söylüyor. Bakın orada hadis bulacaksınız. Domuzun karnını yarın, kafanızı sokun diyor. Parasız, hani kahvesi çayını olmaksızın sadece okey içimler için kağıt oynamak, tavla oynamak, tavla, kağıt, pira oynamak budur diyor peygamberimiz. Çayına kahvesine dediniz mi? Kumar olur. Kumarla %100 haramdır. Evet, hadislere uydurma denir mi diyorsunuz? Bunlar ilim aleminde. Ben de 4 sene hadis okuttum. Ve devamlı hadislerden okuyorum, görüyorsunuz. Bunları kesinlikle o hadislere çatanlara uymayın. İslam aleminde bu tartışmalar oldu, yerine oturdu. Şimdi televizyon var, sünnetlere, hadise devamı çatıyor, aslı yoktur diye. Bilmiyorum, dışarıdan ucumu var, masum yaptırıyorlar, orayı bilmiyorum. Ama dinin temeli Kur'an'dır. Kur'an'ı hadisle anlarız, sünnetle anlarız. Hadis sünneti sahabilerle anlarız. Onları da İmam Azam, İmam Şafir'i anlarız. İslam'ın kaynağı dörttür, güzel kardeşim. Ben 96-97 Amerika'ya çağırdılar, üniversite, Ransel'in üniversitesi, doktora tezimden dolayı. Orada İngilizce okuluna gittim. Ama eyalet eyalet her tarafını dolaştım. Kanada'yı da dolaştım. Şunu kesin söylüyorum. Amerikan kütüphanesi var, kongre kütüphanesi var. Meclisinin duvarına bitişik.
Nereye gittiyse bu Amerikan gavuru hırsızlık yapmış, hep götürmüş. Irak'a girmiş, bir kadar tarihi eser varsa kıymetli, hepsini yazmalar götürmüş. Böyle bir gavur Amerika. Hepsini götürüyor hırsız. Orada bir baktım, yok yok. Kur'an'ın orijinali orada var arkadaşlar. Kur'an'ın orijinali var. Yazılı orijinali. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Efendimiz kendi sözleri Kur'an'la karışır diye benden duyduğunuz hadisleri, sözleri yazmayın demiş, yasaklamış. Kur'an'ı yazdırmış Rumi kadiplerine. Ama amcası Abbas'ın oğlu Abdullah 17 yaşındaymış. Ya Resulallah demiş, ben demiş ezberimde tutamıyorum. Bana izin ver demiş. Peki sana izin veriyorum demiş. O Abdullah ibn Abbas Peygamber'in dizinin dibinde 1000 hadis yazmış. Tahtalara, derilere. Onu da Peygamber yasakladı diye kimseye duyurmamış. Hep saklamış. Öldüğü zaman yastığının altından çıkmış. Ve oryantalistler, İslam'ı yıkmak için İslam'ın tümünü arayan Yahudiler, Hristiyanlar, Hristiyan alimler. Yahudiden hafız var arkadaşlar. Çok zeki herif. Kur'an'ın pis, böyle boş yerini bulayım da yıkayım diye. Hafız olmuş herif ama inanmıyor. Boşuna. Bu derece zeki. Bunlar buldular bunu. Komple kütüphanesinde buldum, ben de gördüm. O 1000 hadis orijinal haliyle Amerikan Kongre Kütüphanesi'ne gidin görün ey ilim adamları, hadisler çürük diyenler. Evet, Buhari en büyük delilimiz. O kitaptaki, orijinal kitaptaki yazıyla Buhari ondan haberi yok. Sahabilerden toplamış hadisleri. O yazılı şeylerde Buhari'ndeki hadislerde hiç değişiklik yok. Yani Buhari çok sağlam. Yani şüphe değiyor da televizyon, hadise şu, vallahi şüphesi bile yok. Karıştırın, gidin bakın, bana inanmayın. O hadis, yazıldık hadisle Buhari hadisinde hiç fark yok, çok sağlam. Bunlar şimdi Müslümanları sapıtmak için uydurma şeyler. Bu adam bunu söylüyor, uydurma derimiz. Uydurma hadise ayıklarmış kardeşim. Mevzuat derler onlara. Bu kitaplar var. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, 6 kitap İslam kaynağıdır. Bütün şeyler kaynağıdır. Evet, zayıf hadisler var mıdır diyorsunuz? Evet, zayıf demek söz peygamberin sözü değil. Mi acaba? Ha ne? Mesela peygamberimiz muallim Allah olduğu için hiç böyle, ben mesela konuşurken acayip iyi kelimeler bulamayabiliyorum. Ben aciz bir adamım. Ama peygamber muallim Allah olduğu için ağzından hiç böyle çürük kelime çıkmamış. Çünkü muallim Allah. Hadiste bir kelime var. Bunu peygamberin söylememesi lazım. Mesela öyle bir kelime. Zayıflık burada. Zayıf diyorlar. Ayırmış onu bu arada. Veya hadisi rivayet edenler, şimdi siz hayvanınız kaçtığı zaman hayvanı yakalamak için ne yaparsınız? Aranıza ot alırsınız. Yakalamaz, ben dersiniz. O zamanı da akıl yok. Kim yiyeceğim diye, yonca yiyeceğim diye gelir. Siz boyutuna yakalarsınız değil mi? Bu hadis böyle yapan adamın hadisi zayıftır. Hayvanı avlatan bizi de avlatır. Zayıflık böyle güzel kardeşim. Bundan anlamış Buhari. Zayıf hadisler böyle. Yani uydurma değil. Onlar zaten Kur'an'a diyor, uydur, bakın Kur'an'a vurun. Kur'an'a aykırı değilse alın diyor Peygamberimiz. Kur'an'a aykırı değilse kabul edin diyor. Evet. Muamelat hükümleri tarihsel denebilir mi? Şimdi ya biz söndürecek mi lan? Dedik ya Tevrat kaldırıldı İncil'le. İncil kaldırıldı Kur'an'la. Kur'an kıyamete kadar bakidir. Asla kaldırılmayacak. O Kur'an'daki emirler, emirler. Hangi devir gelirse gelsin değişmeyecek. Açıp gezmek her zaman haram. Rakı içmek her zaman haram. Kumar oynamak her zaman haram. Evet, hiç değişmeyecek. Hiç değişmeyecek güzel kardeşim. Faiz her zaman haram.
Kur'an kıyamete kadar vaki, asla asla değişmeyecek. Biz Kur'an'a uyacağız. Kur'an'ı kendimize uydurmayacağız. Kur'an bu. Evet, sorular çok. Başka zaman cevaplarız inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 el-azîm, el-kerîm, el-rahîm, el-lezî, la ilahe illa hu, el-hayy, el-kayyum, metûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, resmiyle beraber. Güzel salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi. Besmele ile beraber. On birer ihlas kulhullah suresi. Besmele ile beraber. Subhana rabbika
Subhanallah, Rabbil Izzati, Amma Yasifun, ve selamun ala'l-mursalin, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.